Sevgili seyirciler, merhaba efendim. Star ekranlarından hepinizi haftanın bu ilk gününde sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Güzel bir gün, güzel bir hafta olsun. Her şeyden önce sağlıklı olun efendim. Hoş geldiniz. Evet, bugün programımızda avukatımız Hasan Bey yok. Hasan Bey çok önemli bir iş için İstanbul dışında, yine programla ilgili. Sezgin Bilgin dosyasını biliyorsunuz efendim. O dosyayla ilgili artık o dosyanın cinayet büroya da geçtiğini biliyorsunuz. Bazı kişilerle ilgili de şüpheler giderek artıyor. Konuşmalarımız, sözlü efendim bilgi alışlarımız devam ediyor ama bir kişi var ki Sezgin'in hayatında çok önemli, çok yakın arkadaşı. O ben ve fakat kendisi cezaevinde. İşte avukatımız Hasan Bey de cezaevinde o benle görüşmek için bugün Tekirdağ'da, oradan bize canlı yayın yapacak. Hocamız Taner Güven hocamız, adli tıp uzmanımız bizimle birlikte. Hoş geldiniz hocam. Efendim Çağla Tuğaltay cinayetinde olacak olası her türlü gelişmeleri sizlere anında aktarabilmek için annesi Gülnur Hanım bugün yine stüdyomuzda. Gülnur Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Her zaman da burada olmaya devam edecek. Her an bir gelişmede bekliyoruz Allah'ın izniyle. Diğer konuklarım var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve gerçeğin peşinde başlıyor efendim. İki yıl önce kaybolan Sezgin Bilgin dosyası hangi gelişmenin ardından cinayet büroya geçti? Bazı gelişmeler sebebiyle ve bazı çelişkili konuşmalar sebebiyle Sezgin Bilgin dosyası cinayet büroya geçti efendim. Teyzesinin oğlu tarafından kaçırılan 15 yaşındaki Nazar Aslan nerede? Nazar Aslan'ı kaçıran Erdem ve ailesinin köyü terk ettiği duyumlarını aldık. Yağmur eş 3 yıl sonra çocuklarını görebilecek mi? Serap Hanım, benim çocuğum görüşmek istemiyorsa ben ne yapabilirim? Birazdan. Sevgili seyirciler, programımız yine ses getirdi. Biliyorsunuz geçen hafta son 3 gün boyunca programımızda gözü yaşlı bir baba vardı. Yine bulunduğu memlekette Antalya Kışkınık Mahallesi'nde anne gözyaşları içerisindeydi. Çünkü 15 yaşındaki Nazar Aslan teyzesinin oğlu, teyzesinin kocası ve kocasının erkek kardeşi tarafından zorla kaçırılmıştı. Ve o güne kadar hiç ses çıkmamıştı onlardan. Ekibimiz olayın geçtiği yere gitti. Nazar'ın kaçırıldığı yerde ve kaçıran ailenin de köyü terk ettiği söylentileri üzerine biz oradaydık. Biz oradaydık ve çok önemli gelişmeler yaşandı. Programımızdaki baskıya, çağrıya dayanamadı karşı taraf. ...13 Kasım Cuma günü teyzesinin oğlu tarafından ana ocağından koparılan 15 yaşındaki Nazar Aslan'ın ailesi programımıza başvurmuştu. Genç kızın izini ısrarla süren ekibimizin yoğun çabaları kısa sürede sonuç verdi. Teyzesinin oğlu Nazar'ı zorla alıkoymaktan vazgeçti. Yayınlarımızın ardından ailesine kavuştu. Sarılmaya doyamadı. Özlem abla, kızına kavuştun. Nazar'a sarıldın az önce. Ne hissediyorsun? Ne söyleyeceksin? Allah kimsenin başına böyle bir dert vermesin. Ama şu anda yani duygularım sınırsız. Yani söyleyecek bir kelime, gerçekten kelime bulamıyorum. Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım bugün de varmış. Allah'ıma çok şükür. Allah'ım hep bugün gelsin, gerçekten bugünü gelsin istedim. Bir haftadır uzaktın kızından. Evet. Özlemiş misin onu? O benim atar kalbim. O benim canım, 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 canım. Onsuz kalbim hiç atmıyor. Şimdi yani sanki canım geldi, kalbim geldi, ruhum geldi. Ne yapacaksın? Bu akşam kızına sarılıp yatacak mısın, uyuyacak mısın? Allah'ım. Yani... Oğlum yani ne desem şöyle elini tutarak uyuyacağım öyle. Başka diyecek bir şey bulamıyorum yani. Orada Serap Hanım'a da çok teşekkür ederim. Kim ilgilendiyse, kimin eli varsa Allah bin kere razı olsun. Gerçekten işten gelerek söylüyorum yani. Allah ne muratları varsa versin. Yani benim sevincim Allah onlara da versin. Gerçeğin peşinde.
Allah herkesin gönlündeki muradı versin. Ama Allah herkese de akıl fikir versin. 15 yaşındaki kızı kaçırıyorlar. Gidip kemik yaşı ölçtürmeler. Ve de bunu en yakını teyzesinin kocası, onun oğlu için ve kendi erkek kardeşiyle birlikte kaçırıyor. Yayınlardan sonra tabii muhabirimizin de orada araştırmalar yaptığını gördükten sonra da teslim ediyorlar. Peki yaptığı yanına kar mı kalacak bu yapanların? Tabii ki hayır. Tabii suç. Yani bir 15 yaşında, yaşı da küçük üstelik, rızası olsa bile suç. Ben de buradan aileye sesleniyorum. Bunlar sizin akrabalarınız olabilir ama akraba olan insan böyle yapmaz. Hani bazen akraba değil akrep derler. Bunlar akrepmiş hakikaten. Onun için lütfen kızınız size geldi diye şikayetinizden vazgeçmeyin. Bu insanların aklı başına gelsin. 20 yaşındaki oğluna kaçıran adam, koskoca adam, sen de mi anlamıyorsun? Sen de mi bilmiyorsun yani yaptığının suç olduğunu? Lütfen şikayetinizden vazgeçmeyin. Yapanların yanına kar kalmasın ki bu da bir örnek olmasın. Şimdi herkes Nazar'ın annesi ve babası kadar şanslı değil ne yazık ki. Yağmur da bize başvurmuştu. Yağmur çocuklarını göremiyordu. 3 tane çocuğunu 3 senedir eşinin göstermediğini söylüyordu. Cuma günü bağlantılar yapıldı. Eşi hiçbir problem yok. Ben görsünler fakat çocuklar istemiyor vesaire demişti. Aldık biz Yağmur'u ve Ankara'ya gittik. Sonuç bir izleyin görün bakalım. Sonuç pek Yağmur'un istediği gibi gerçekleşmedi. Yağmur eş 13 yıllık ilk evliliğinden olan 3 çocuğunu görebilmek için programımıza başvurmuştu. Ekibimiz Yağmur Hanım'a çocuklarını göstermeyen eski eşini ikna etti. Çocuklarının velayetini kendi isteğiyle eski eşine veren Yağmur Hanım'la birlikte Ankara'ya geldik. Birazdan çocuklarını görmek için onların yanına gideceğiz. Ne hissediyorsun? Çok heyecanlıyım. Yani çok da mutluyum çocuklarımı göreceğimden dolayı. İnşallah ki görürüm yani gelirler. Anneleriyle görüşmek istemediler. Gerçeğin peşinde ekip olarak Yağmur Hanım'ın çocuklarını görebilmek için Ankara'ya geldik. Ancak onlar annelerinden yıllar boyunca şiddet gördükleri, geceleri korkutuldukları iddiasıyla onunla görüşmek istemedi. Annenizi getirdik İstanbul'dan, sizinle görüşmek istiyor. Görüşmek istemiyorum. Yani yüzünü dahi görmek istemiyorum ben onu. En son ne zaman görmüştünüz onu? En son pandemiden önce okulda görmüştük. Özlemediniz mi? Hayır. Ben ve kardeşlerim o şiddet uyguladı. Sana da mı şiddet uyguladı? Evet abi. Bana da şiddet uyguladı. Hatta beni hep dövüyordu. Beni balkona atıyordu. Geceleyin gelip bizi dört ayak üstünde durup korkutuyordu abi. Eski eşi Yağmur Hanım'ı suçladı. Eski eşinizin iddiaları hakkında ne diyeceksiniz? Kubilay Bey, zaten çocuklarla birlikte siz kendiniz konuştunuz. Hani kanala söz verdik zaten. Aldık çocukları, getirdik oraya. Hani bu kadın yıllarca çocuklara şiddet uyguladığı için çocuklar kendisi görüşmek istemiyor. Kendi iradesiyle size anlattı. Siz de kendiniz gördünüz. Siz gözünüzle şahit oldunuz mu çocuklarına şiddet uyguladığına? Ya tabii ki oluyordum. Ben de defalarca söylüyordum. Ya sen bu çocukların üvey annesi misin ki bu şekilde şey yapıyorsun? Peki siz çocuklarınıza söylediniz mi? Ya annenizdir sonuçta, onu en azından bir yüzünü görseniz. Dediniz mi bunu çocuklarınıza? Hayır Bey, ben zaten o şekilde söylemeseydim ben çocuklarımı buraya alıp getirebilir miydim? Anneleriyle görüşmek istiyorsa tabii ki görüşebilir. Niçin görüşmüyor? Suçlamaları reddetti. Ana. Söylüyor şu an, inanın kendi babasının yaptığı hataları, yaptığı şiddeti hepsini benim üstüme yıkmaya çalışıyorlar. Onlar aslında görüşmek istiyorlar ama baba istetmiyor. Babadan korktuğu için istemiyor diyorlar. Gerçeğin peşinde. Evet, bu buluşma gerçekleşemedi. Fakat şöyle bir şey var. 14 yaşındaki kızın, ekipten bir arkadaşımız da konuşmuş. Bayağı yani hüngür şakırt ağlayarak ben istemiyorum abla, annemi görmek istemiyorum diye avaz avaz ağlıyormuş. İşte ebeveyne yabancılaşma sendromu diyoruz buna. Bir ebeveyn öbür ebeveyni sürekli olarak kötülerse ve görmezse uzun sürede. Çocuk tabii sonuçta ruhsal gelişimin belli bir evresinde. Yani o duyguları gerçek, kendisine enjekte edilen duyguları gerçek de sanabiliyor. Yahut da direkt tehdit altında olduğu için de bu şekilde davranabiliyor. Ama siz yaptınız mı böyle bir şey? Yok, kesinlikle. Yani şimdi dört ayak üstünde durup da çocuk korkutmak falan, yani bunlar sürreal şeyler, gerçek dışı şeyler. Şimdi o konuda ben söyleyeyim. Söyle. Baba battaniyeye sarılıp koltuğun tepesine...
benim üstüme yıkıyor. Benim neymiş yaptığım. Şimdi şaka mı bu yani? Gerçek ya. Şaka mı seni, yapıyor yani? Hayır, seni deli edip babanın evine bırakacağım. Amaç bu. Deli edeceğini etmeden bırak o zaman. Niye yaptığın hatayı benim üstüme bırakıyorsun, suç atıyorsun? Yani bu çocuklar çok ciddi şekilde örselenmiş. Siz eğer şiddet uyguladıysanız da örselenmişler, uygulamadıysanız da örselenmişler. Kesinlikle çocuk psikiyatristine gitmeliler, evet, ve bu konuda konuşulmalı. Yani bundan sonra tabii Hasan Bey olsaydı o hukuki yönü de anlatırdı ama şikayetçi olduğunuz zaman psikiyatr eşliğinde, çocuk psikiyatrisi eşliğinde, adli tıp kurumunda ifadeleri alınır çocukların. Yani onun farklı yöntemleri, hani savcı karşısında geçip ifade vermiyorlar. Özel odası vardır. Onlar hiçbir şekilde adli görevlileri görmezler. Doktor ve çocuklar baş başaymış gibi gözükür. İşte orada oyuncaklar, resimlerle özel bir şekilde ifadeleri alınır. Orada gerçek ortaya çıkar. Saklayamaz çocuk çünkü. Yani siz şikayetçi olacaksınız, hukuki süreci işleteceksiniz. Bu muayeneden sonra ancak kimin gerçeği söylediğini anlayabiliriz. Ancak benim sana burada söylemek istediğim bir şey var. Şimdi ekiple birlikte gittiler ya hocam. Orada mesela yaklaştıkça hani çocuklarla buluşacak mısın, buluşmayacak mısın? Aman bu çocuklar da zaten virüs, gelmiyorlarsa gelmesinler, ne yapayım filan gibi laflar etmişsin. Şimdi bunu yalanlayamazsın çünkü benim ekibimdeki çocuklara söylemişsin bunu. Şimdi bu normal bir yaklaşım mı? Hocam Serap Hanım, bu ne demek şimdi? Bunu izah edeyim size. Ben burada cuma günü kanaldan çıktım. Benim çocuk beni aradı. İnşallah virüs olursun dedi. İnşallah ki sen de yakalanırsın. Kurtuluruz senden. Ve ağzı almaya pis küfürler söylerdi. Ama sen çocuklarına... Ben de dedim ki... Onlar çocuk işte diyoruz ya. Ben 9, 1, 10 yaşında... Burada yok, farklı bir ayrıntı daha var. Numaranızı nereden biliyordu çocuk? Biliyor, numaram var. Yani ama istediği zaman evet, iletişime arıyor, geçilebilecek istediği zaman durumdaydı. Arayabiliyor hocam. Özelden arıyor bir de. Ama ne olursa olsun senin bu çocuklar virüs. Serap Hanım. Bunlar gelmezse gelmesin. Aman ne yapayım? O zaman niye geldin buraya kardeşim? Niye Serap biz senin abla için adamla kötü olduk? Buradan bir sürü laflar söyledik adama. Tamam, çocukları orada 3 sene boyunca belki öğütledi, belki kötü yönlendirdi. Ama Serap senin abla, bu sürekli bir söyleyeyim anne duygusuna uygun tamam, değil. Tamam, ben şunu size izah edeyim. Bana ölürsün gibisinden ve ağız almayan pis küfürler. Ben de dedim ki ya dedim bana diyor diyen kişiye bak dedim. Bir anne işte evlat annesine bu şekilde der mi dedim. O zaman siz virüs müsünüz dedim. Siz virüssünüz dedim. Siz beni dedim 3 yıldır ağlattınız yetmiyormuş gibi. Gecem gündüzüm ağlamakla geçti. Artı dedim ben ne yaptığımı şaşırmışım. Sizin hani elimde yoksunuz, elimden alındınız. Siz olmadığınız zamanlarda ben... Yok, yaklaşım bu olmamalı. Yok, ama. Evet. Hani bu olmamalı. Bu şekilde de anneye bu şekilde konuşmanız benim zoruma gidiyor dedim. Bir evlatsın ya. Benim annem de tamam belki bana kötülük de yaptı, belki bana kızdı, yeri geldi dövdü ama ben anneme kalkıp da bu şekilde sizin yaptığınız gibi ben anneme yapmadım dedim. Bunu konuştuğun çocuklar dedim. 13 yaşında ya. Evet. Ama... Kubilay, muhabirimiz Kubilay telefonda. Kubilay, şu yolculuğu bir de sen anlatır mısın lütfen? İyi yayınlar Serap Paköz. Teşekkürler. Biz Yağmur Hanım'la yola çıktığımızda kendisine işte çocuklardan duyacağı şeylerin onların gerçek fikri olamayabileceğini, çünkü onlar kendisinden uzun süredir ayrı olduğunu belirttik. Yani onlar kötü konuşabilirler. Evet, yanlıştır ama kötü konuşabilirler. Lütfen bundan alınma, çünkü onlar seni uzun süredir görmüyor. Sana karşı tepkileri var şeklinde konuştuk ama yani maalesef Yağmur Hanım'dan duyduğumuz cümleler hiç de hoş değildi. Ağır cümleler kurdu çocukları için. Dedim. Yani biz bu cümleleri çocuklar sizinle görüşmek istemiyor dedikten sonra da duyunca açıkçası biraz şaşırdık. Çünkü bizim programımızda ben çocuklarımı göremiyorum, onları çok özledim, işte ne olursa olsun bana gelsinler diyen bir anne olarak başvurmuştu. Ama bu cümleleri duyunca biz biraz şaşırdık açıkçası. Yani çocukların onlar kendi fikirleri olmayabilir. Belki birileri söyletiyor, belki de kendi fikirleri. Bunu biz bilemeyebiliriz. Bunu bir psikolog ancak anlayabilir. Ancak bu tarz cümleler yani bir anneden duyunca biz çok çok şaşırdık. Bu çocukların psikolojileri belki yerinde değildir. Belki bazı problemleri vardır. Onlardan keşke telefonları vardı, onlarla konuştuğunda keşke bunları sorsaydın. Yani ben size ne yaptım da bana böyle konuşuyorsunuz diye sorsaydın dedik ama sormaya gerek yok. Bunlar zaten virüsler. Allah cezalarını versin şeklinde dediğim gibi cümleler duyduk kendisinden. Evet Yağmur, bunlar o şeyler değil. Allah cezasını verdim dediğimde ben eşime dedim.
İnanın bunu çocuğuma demedim. Sadece çocuğum bana dedi ki inşallah virüs kaparsın. O kelimelerin çok zoruma gitti senin dediğin. Siz zaten virüsünüz dedim. Ha Allah belasını versin dedim de yok, dolduran kişiler. Görüşmeye gittin. Evet, görüşmeye gittin. Gönüllerini almaya gittin çocuklara. Aynen. Siz virüssünüz falan. Muhabir geldi dedi ki görüşmek istemiyorlar dedi. Ben dedim ki Allah belasını versin. Zaten gene yıkamış gene doldurmuş. Ben orada size derim ki hani gidin annenizdir görüşün siz gene yok deyin. Hani bu şekilde de doldurmuştur dedim. Allah belasını versin. Ne diyeyim dedim. Allah'a bırakıyorum dedim. Tabii Yağmur Hanım'ın özelinde bu çok kötü bir davranış ama genel ben bu tip duruma yani çocuklarının ayrı kalmak zorunda kalan tüm ebeveynler için bir iki kısa cümle söylemek istiyorum. Karşı taraftakiler çocuk. Siz onlara müşfik yani şefkatli bir şekilde yaklaştığınız, onlar size ne derse desin seviyorum dediğiniz ve karşı tarafı asla kötülemediğiniz sürece her zaman kazanan siz olacaksınız. Çünkü çocuklar bir noktada boşuna kötülendiğini anlayacaklar. Ya ben çok kötü diyorlardı benim anneme veya babama ama hiç de öyle kötü falan değilmiş cümlesi kazınacak kafalarına. Ama siz de onlara karşı tarafın dediklerini haklı çıkartır şekilde siz virüssünüz Allah cezasını versin. Sinirli davranışı da haklıymış babam doğruyu anlatıyormuş diyecek. Evet şimdi bu durumda senin yapabileceğin şeyler... Biz en azından bir hani görüştürebilir miyiz, bir sıcaklık sağlayabilir miyiz yaptık üzerimize düşeni. Bundan sonra hukuki yollar tabii ki yollara başvuracaksın. İnşallah o çocuklar da bir gün gerçeği anlarlar, İnşallah. Gerçeği fark ederler, senin iyi bir anne olduğunu düşünürler. Burada başka yapabileceğiniz bir şey kalmadı maalesef Yağmur. Şunu söyleyeyim, yani... Baba kendi çocuğu dövüyordu, yeri geliyordu hani ceza veriyordu ama önündeki yemeği tabağa alıyordu. Çocuğu kapıya atıyordu. Git annene söyle senin yüzünden beni kapıya attı. Annem değilsin. Ki ben o evde daha boşanmamışken nikahındaydım. Evde olduğum halde benim çocuklarımı öğretmiş ki bu sizin üvey anneniz, sizin öz anneniz öldü. Şimdi bu tür diyaloglar da tabii çocuklar bunlar annesine, hepsi... anneler çocuklara, babalar filan... Çok kötü, hakikaten çok kötü. Bundan sonrasında Hasan Bey'e de sorarız. O geldiğinde hukuki yollara başvurup evet. En azından velayetle ilgili. Şunu da söylüyorum. Ilgili... Buradan hani yetkisi olan herkese her şekilde sesleniyorum. Lütfen bana yardımcı olsunlar. Eğer çocuklarım beni istemiyor ki zaten dolduruşa geldiğinden istemiyorlar. Ama o babada da kalmaları iyi değil. Çünkü baba dolduruyor. Tamam bugün bana bunu diyen yarın büyüdüğü zaman baba arayı kattığı zaman babaya nasıl konuşacak bu çocuklar? Yani ona da hakaret Anladım. Olacak. Evet, biraz zaman tanımak lazım. Şu an için bizim yapabileceklerimiz bununla sınırlı. Velayet baba da tekrar alabilmek için de senin o çocukların şiddet tamam. gördüğünü, yeni efendim baskı altında olduğunu, bu cümlelerin zorla söyletildiğini vesaireyi ispatlaman gerekecek Yağmur. Yine bir şey olursa yine biz buradayız. Her zaman için yardıma hazırız. Ya bir de bir şey soracağım. Özür dilerim. Bir de benim hakkımda baba acayip kötü şey üretmiş çocuğa. Çocuğa demiş ki eğer demiş annen seni alırsa satacak demiş. Yani şimdiye kadar hiçbir zaman yapmadığım şeyi şimdiden sonra mı yapacağım? Ve bir de anne evladım ne kadar... Bunları kimden duyuyorsun sen? Kimseyle görüşmüyorsun çocuklarla. Kendisi şeyde röportajda söyledi. Bir de Kubilay Bey'e söylemiş. Hani o çocuk da... mu söylemiş? Aha, kız söylemiş. Ya benim eşimle gittim okula, eşim demiş. Ve eşim zaten benim yanımda görüştü bunu çocuklarla. Hani gel dedi annenin ortamına... Buna inanmak istemiyorum. Evet. Yani anneden soğutmak için artık hani bu Aynen. kadar abarttığını düşünmek istemiyorum. Neyse dediğim gibi şu anda yapacak fazla bir şey yok. Ama biz buradayız, her zaman yardımcı olmaya hazırız. Şimdi bugün programımızda Gökhan ismini taşıyan iki ayrı konuğumuz var. Önceki konuğumuz Gökhan Köse. Gökhan Köse 33 yaşında Isparta'dan programa katılıyor. Aslında her zaman anneler mağdur olmuyor. Babaların da mağdur olduğu durumlar var. Ki Aynen. Gökhan aslında çok ağır bir takım ithamlarla mücadele etmiş. Mesela yıllarca çocuğuna bakmış ama sonra ayrıldığı karısı hiç çocuğu aramaz sormazken bir velayet davası açıyor ve babayı istismarla suçluyor. İki kez. Şiddetle suçluyor. İşte şimdi Gökhan Köse'nin hikayesine geçiyoruz. G-
Gökhan Köse velayeti kendisinde olan kızı Dolunay'ı 2,5 yıldır çocuğunun annesi yüzünden göremiyor, evladına iyi bakılmadığını iddia ediyor. Yanık izleri ve bakımsızlığa bağlı bir takım hastalıklar. Kızının hayatından endişe ediyor. Maalesef kızımın şu anda sağlığından, hayati tehlikesinden endişe duymamızı gerektirecek derecede önemli ve elzem şeyler. Kızının annesi neden sürekli taşınıyor? Yaklaşık olarak bir 8-10 şehir değiştirdiler, okul değiştirdiler, hane değiştirdiler. Gökhan, kızı Dolunay'a kavuşabilecek mi? Gökhan, bu ayrıldığın eşin, ki evliliğiniz bir yıl bile sürmüyor, hemen ayrı hemen yaşamaya başlıyorsunuz. Evet. Eşin gerçekten de 9 yaşında olan kızınla ilgili 11 ev ve okul, 6 sayede şehir değiştirmiş. Şimdi aslında velayet tekrar babaya geçmiş, o kısmını anlatacağım ama şu anda eşin çocuk kaçırma eylemi işliyor. Velayeti babada olan bir çocuğu sana göstermediği. Zorla alıkoyma, 18 yaş altı bireyi cebren kaçırmaktan hakkında aranması perşembe günü, cuma günü itibariyle başladı. Şöyle anlatayım isterseniz Serap Hanım. Biz 2010 yılında kaçarak evlenmiştik. Ki kaçarak dediğim, yani bu bilinen, hemen nikahtan bir şey olmadı. Düğününü, derneğini, her şeyini yaptık Isparta'da. Babasının evine götürdüm annesinden kaçırdığım için. Babasının evinde nişanını taktım. Düğün öncesi müsaadelerini aldım. 2010 yılının, yani ilk gebeliğinin 4. ayında eve bir geldim. Ev komşum aradı. Dedi ben senin hanımı, dedi. Otobüse bindirdim, gönderdim, gidiyor. Sonradan dedi dank etti, nereye gidiyor bu kadın? Annemi aradım. Antalya Kemer'de oturuyorduk o dönem biz. Burdur üstü otobüsün gittiğini öğrendim. Ben bir firmaya binmiş. Annem gitti Isparta'dan. Taksi tuttu, Burdur'da karşıladı. Kızım gideceksin madem, gebelik var. 4 aylık hamile. 4 aylık hamile. Nedir problem yani? Neyi paylaşamıyorsunuz? Kaldı ki benim alkol, gece hayatı, kahvehane, kıraathane gibi alışkanlıklar olan bir birey de değilim. O dönem bir kozmetik firmasında satış müdürüyüm. Eşime gidiyorum, evime geliyorum, evimden çıkıyorum, işime gidiyorum. Hafta sonları geziyoruz, tozuyoruz. Bu süreçte bir git geller başladı. 2011 yılı 22 Ocak günü kızım doğdu. 15 günlük iken maalesef kızımı anneanneme bırakıp markete gidiyorum deyip gitti. 11 günlük kızı. Kızım 15 günlük. 15 günlük, evet. Kızı. Anneanneme ben markete gidiyorum diyor, çocuğu bırakıyor, gidiş o gidiş. Ortada yok. Sonra bebek sizde kalıyor. Kızım bende kaldı. Tabii çok detaya da girmeye gerek yok. Benim buradaki amacım yine kızıma kavuşmak. Mahkemenin hükmettiği karara riayet etmek ama. Geldi, tekrar geldi. Kızımı kaçırdı gitti. Sonra tekrar geri geldi. Bir takım birçok olumsuzluklar yaşadık. Fiili ayrılığımızı kızım 11 aylıkken tamamen sağladık. 2012 Nisan ayı itibariyle hiçbir şekilde iletişimimiz kalmayacak şekilde fiziken ayrılığımızı sağladık. Ama boşanmadınız. Boşanamadık. Burada Çağlayan Adliyesi 14 aile, hatırlıyorum dün gibi, dava açtı. Mahkeme açtı boşanmak için kendisi. Ben ta Antalya'dan çıktım geldim, kendisi davaya gelmedi. Davacının katılmadığı dava az çok biliyoruz. Takipsizlikle sonuçlandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından dava açıldı, oraya da katılmadı. Isparta'dan ben açtım, katılmadı. Gel zaman git zaman, şu anki evli olduğu eşiyle 2015 yılında benim nikahım dururken imam nikahı ve nişan yaptı. 2016 yılının 10. ayında bana bir protokol gönderdi, boşanma. O protokolde de dikkat etmedik tabii. O dönemler kanuna çok hakim değiliz. Boşanma nedir çok bilmiyoruz. Davacı artık beni gösteriyor. Çocuğunuz 5 yaşına geldi. Tabii. Davacı da beni gösteriyor orada. Kendisini davalı, beni davacı olarak, yani davayı açan ben olarak gösteriyor. Ben moderatör arkadaşlara da ilettim. O davaya bir imzalı kağıt sunuyor. O dönem biliyorsunuz bir takım olaylardan dolayı adliye çok yoğundu. Hı hı. 2016 10. Bizimki kalemde görülen bir duruşma oldu. Bütün aile mahkemeleri orada oluyordu. Tabii kalabalık haliyle. Biz girdik Antalya 3 aile mahkemesine, o dönemki mahkemesine. Açık duruşmaya başlandı. Evrağı ibraz etti. Evrakta bu yazıyor. Şu 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 tarihte olmuş, şu TC kimlik numaralı kızım olan Dolunay Nazköse'nin velayetini babaya vermiş bulunmaktayım. Hiçbir şekilde görüş hakkı dahi talep etmiyorum. Bu 2016. 2016 yılında biz bu ilamla beraber boşandık. Ay çok güzel bir kız bu. Boşandık. Çok tatlı. Anne 2017 yılının sonunda Ekim ayında o anneden ortaya çıktı. Bu sürece kadar çocuğu bir kez yalan söyleyerek ben görmesini sağladım.
Nasıl görüştüler bir kere? O bir kere 2014 yılında Kurban Bayramı'ndan bir hafta önceydi. Ya çocuk büyüdü 4 yaşında. Baba diyor tavuk diyor, civciv diyor, annesi var diyor, kedinin diyor annesi var diyor. İzah edemiyorsunuz artık yani, belli bir şeye geldik. Aradım bunu, dedim ki bak çocuk annem annem diyor, diyeceğim şimdi düşünüyorum. Gelmez biliyorum. Çünkü annelik vasfını taşıyan insan elbet bir şekilde kendisi gelirdi. Ya da bıraktı, imkanı el vermiyordu diyelim. Bana bırakmak zorunda kaldığını düşünelim iyimser olarak. E bu süreçte de zaten bir arardı, sorardı. Ben de artık bir yalan uydurmak zorunda kaldım. Dedim ki çocuğun acilen ameliyat olması gerekiyor. Anne baba rızası gerekiyor. Ayrı yaşadığımız emniyete ibraz edildiği için. Gel imzanı at git diye bir yalan söyledim. Eski kayınvalidem ve bir arkadaşıyla beraber Isparta'ya geldiler. Dedim ki böyle böyle durum. İyi ben göreyim çocuğumu dedi, gördü. Bir hafta kadar bizde kaldı. Evden anneannemle annemin ziynet eşyalarına kadar annesiyle birlikte alıp çocuğu da kaçırırlarken komşu bizi aradı. Koştur koştur geldik. Eski kayınvalidem tırnak diplerini böyle karakolun içerisinde, şahidim de var bu konuya ilişkin, yırttı. Buralarını yırttı. Ben ceza aldım. Kaynanamı dövmüşüm gibi ya. Halbuki olay yerinde komşularımız var, bilmem ne var. Onların yaptığı onlara kar kaldı. Damadım beni dövdü diye. Evet, yaraladı, darp etti diye. Oradan biz çocuğu kaçırıyorlar, ziynet eşyalarını tabii kaçırıyorlar, apar topar gittik. Benim hiçbir müdahalem yok. Şahitlerimiz de var. Var yani, bu konuya şahitlerimiz de var. Velev ki iftiralar bu tarihte başlamıştı. 2015 bu şekilde bir kez gördü kızımı, gitti, bir daha da aramadı. 2014 yılında amatör oyunculuğa başladı bir medya kuruluşunda. İşte ben oyuncu olacağım, şu kadar para kazanıyorum, kızıma şöyle bakacağım, böyle bakacağım, şunu yapacağım, bunu yapacağım. Yap. Çocuk senle benim. Evet, engel olan. El alemin çocuğuna yapmıyorsun. İstiyorsan yap. Ama sen önce bir gel git de annelik yap. Çocuk bir anne görsün. Yok. 2012 yılında benle ayrıldıktan sonra farklı bir bireyle yaşamış olduğu ilişkisinden kaynaklı olarak eski kayınvalidem aralarında küsumetten dolayı güya bana haber gönderiyor. Ben de emniyete gittim, dedim ki bu kadının başına gelebilecek olan hiçbir şeyden sorumlu değilim. Bu tarih itibariyle benim yanımdan gitmiştir. Fiziki bir temasım ve iletişimim yoktur. Serap Hanım, 2012'den bu yana 90'a yakın soruşturma geçirdim ben. 90'a yakın soruşturma geçirdim. Bir gün gece 3'te telefon geliyor. Neydiğim belirsiz bir adam. Beni, kız kardeşimi, annemi, kuzenlerimi tehdit ediyor telefonda. Bir gün gece 4'te polis geliyor, evden alıp götürüyor. Sen İstanbul'a gitmişsin, eski karının kapısına dayanmışsın. Uzaklaştırma kararları, koruma kararları, bilmem neler. Ya yok. Polis diyor ki bu şahıs bu tarihte burada olduğunu baz istasyonuyla tespit edilmiş. Bu bir iftiradır. Ya dursun durulsun diye ellemiyorum, gitmiyorum. Avukat buldum. Dedim ki bu iftiradan dolayı ben davacı olmak istiyorum. Bu benim gına geldi artık, tabiri caizse. Bıktım. Hayatım adliyede geçiyor, karakolda geçiyor. Yani bu artık suç işlemeye tahrik noktasına getirdi belli bir şeyden sonra. Gittik Serap Hanım. İftira davası açılamaz dediler. Defalarca kez başvurmama rağmen 6.284 sayılı kanunun gerekli yükümlülükleri gereğince kadın beyanı esasa dayanılarak işlemler yapılmıştır. Ceza alınmadığı ortadadır. Herhangi bir ceza almadığı için de iftira davası açılamaz şeklinde. Buna benzer hep bu unsurlarla ilgili tarafımıza redler, redler, redler geldi. 2018 yılında ta ki bizim evimize gelip 2017 sonunda gelip bu son süreci, hani ben bu kadar süreye kendim yaşadım ama kızımın artık hayatının köreldiği, mahvolduğu, ailemin, itibarımın, kendimin artık neredeyse telafi edilemeyecek noktaya geldiği süreç 2018 yılıdır. Bu süreçte beni Cimer'den kızımla sosyal medyaya fotoğraflarımı atıyorum Instagram'a. Kızımla yanak yana öpüşürken bir fotoğrafımız var. Güya dudağından öpmek suretiyle ve kızımın kalça kısmında İki kez. Birisini Cimer'den yapıyor. Isparta'da soruşturma geçiriyorum. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın mütalaayı tamamlama beyanı şu. Verdim zaten, sizde var. Diyor ki anne babayı, yani müşteki şüpheliyi defalarca kez, sadece Cumhuriyet Başsavcılığımızda onlarca kez soyut iddialarla suçlamıştır. Çünkü aynı evde yaşamıyorsunuz. Aynen öyle. 7 yıldır çocuk sizin yanınızda. Evet, ben ve ailemle. 7 yıl boyunca böyle bir şikayette bulunmamış. Yanına almak için bir girişimde bulunmamış.
sadece sosyal medyaya koyduğunuz bu ya da buna benzer fotoğraflarla sizi cinsel istismarla ve şiddet uygulamakla suçluyor. Dolayısıyla evet. Siz bunun asılsız olduğunu kanıtlıyorsunuz mahkemede. Evet, şöyle ki savcılık dedi ki bu anlatılan hikaye tarafımızca gerçek bulunmamış. Çünkü annenin beyanını istinad eden. Bir de şunu diyor savcılık. Baba bu fotoğrafları sosyal medya hesabında paylaşıyor. Cinsel sahikle bunu yapacak bir birey sosyal medyada böyle bir paylaşımda bulunmaz. Kaldı ki fotoğrafın açısından parantez içerisinde söylüyor savcılık bunu. Bakıldığı zaman diyor dudak dudağa öpüldüğünün de net bir durumu yoktur. Yanak yanağı gibi gözükmektedir diyor. Bu dosya kapanıyor. Çok hanımefendi, ünlülerin başına gelir biliyorsunuz evet. Bu. Yanak yanağıdır ama ışığın ve gibi, açının tersliğinden gibi. Sanki farklı bir öpüşme gibi. Hani çok niye yapıyor bunları? Affınıza ya? Sığınarak evet, bir şey söylemek istiyorum. Onu. Evet hakikaten. Affınıza sığınarak bir şey söylemek istiyorum. Küçücük bir çocuğunuz var. Bir tek sizle büyüyor. Ya bu çocuk kucağınıza da çıkabilir, yüzünüze de oturabilir, ensenizden de öpebilir. Kasıt insani olduktan sonra, fiilin davranışı vicdana ve insanlığa sığar olduktan sonra, sevgiden başka bir şey olmadıktan sonra ne gibi bir kemle bakabiliriz? Bir de Gökhan, yani gerçekten çok somut şeyler bunlar. Hiçbir şey yok. Yani dayanağı yok. Kesinlikle yok. 7 senedir demezler mi sen neredeydin anne olarak? Evet, maalesef. Madem böyle bir adamla yaşıyordu, çocuğun niye almadın bu adamdan velayetini? 2 tane fotoğrafla. Kolay mı öyle adaleti yanıltmak? Bir de çocuğu mutlaka adli muayeneye ve psikiyatra sevk etmiş olması lazım. Tabii ki tabii ki götürdüm. Yani bulunup bulunmadığımı tespit etmek için yanımda 10 tane polisle ilçeden çıkıyorum adli tıpa gidiyorum. Ve 4 tane polis burada duracaksın diyor. İçeriden çıkacak raporu bekleyeceksin diyor. O süreçte velayeti anneye mi Hayır, verdiler? Hayır daha vermediler daha bu süreçte. Vermediler. Dava Mart Nisan gibi açılmıştı 2018. Bu buradan bunu başaramadı ya. Bu sefer Tekirdağ Çorlu'dan başvuruyor. Maddeleri değiştiriyor. Orada cinsel sarkıntılıktı. Burada cinsel sahikle sarkıntılık falan filan işte gibi. Alıkoyma, kaçırma gibi şeylerle bu sefer Çorlu'dan başvuruyor. Aynı beyanla. Çorlu'ya da biz dedik ki biz bununla yargılandık. Farklı bir delil yok, farklı bir gelişme yok. Aklın, hayatın olağan akışına aykırı. Yani bir şeyin tabiatına aykırı bir durum. Çorlu'daki mütalaa da tamamlandı. Devam ediyoruz davaya biz tabii o süreçte. Siz bayağı hukuki dille konuşmayı bile öğrenmişsiniz. Öğrenmez miyiz? 90 tane soruşturmadan nasıl kurtulacağız? Nasıl öğreneceğiz? Bir de şunu seyircilerimiz özellikle duysun diye söylemek istiyorum. Yani adli tıp muayenesinde eğer bir şey olsaydı atlanma ihtimali yok. Çocuk küçük çünkü. Çok küçük. Hani büyük çocuk da evet bazen saklayabiliyor, yalan söyleyebiliyor. Çok küçük. Küçük çocuklar bu konuda yalan söyleyemez. Fiziksel istismar konusunda söyleyebilir ama cinsel istismar söyleyemez. Çünkü kafada öyle bir kavram bilmez yok. Çünkü. Yok bilmez. Bilmiyor bilmez. Ki çocuk 9 yaşında o zamanlar 6,5-7 yaşında çocuk. Adı üstünde çocuk bebek sınıfı daha bu yani okula da başlasa daha bebeklikle çocukluk arasındaki bir evrede kalıyor. Serap Hanım, velayet davamız 27 Temmuz 2018'de tedbiren anneye verildi. Buna gerekçe olarak da kızımı icra ile almaya geldi ki mesajlarım var gerekli yerlere de sunduk. Bu çocuğu ya çocuğu geri teslim edecek karakoldan teslim ediyor. Çocuğu teslim alacak karakoldan polisle geliyor yapma. Yapma bu çocuk kadın, bunları görmedi yapma. Bu kadın gittikten sonra yeniden bir araya gelmek için bir mücadele anlatacağım. Mi etti? Anlatacağım. Bunu kabul etmedin bir düşmanlık mı besledi? Pişman anlatacağım. Mı oldu? Sana olan aşkını sonra mı anladı? Bir şey olmuş olması Tabii lazım. Ya, Serap Hanım lazım. Altını bozdurursanız para ele geçer. Parayı yerseniz kazancınız biter. Evet bravo. Yani. Altını tutmayı bilirseniz altın altındır. Ama altın yansa da altındır, erise de altındır. Ama parayı harcarsanız para biter. Para yandı mı biter. O servet biter. Bugün evlilik bir toplumun aile yapısı demek benim nazarımda. Eğer bir toplum iyi bir toplumsa ailenin iyi olmasından kaynaklanır. Aile ilişkilerini kuvvetli. Ve de kadın, tabii anne, ki. Şimdi anne. Bizim toplumumuzda biz hem Türk'üz hem Müslüman bir toplumuz. Yüzde genelimize baktığımız zaman. Tabii ki ayrım kıstasına bakmıyorum ama bugün Güneydoğu Anadolu'na, Kars'tan Edirne'ye, Antalya'dan Trabzon'a kadar baktığımız zaman bizim toplumumuzda kadın elmastır. Çok önemli. Olmak zorundadır. Şimdi bu sürece baktığım zaman ya ben de bir annenin çocuğuyum. Benim kızım da bir kız. Sen kadın hakkın var deyip de bir kızı veya bir annenin hakkını nasıl gasp ediyorsun o zaman? Bunu nasıl dile getirebiliyorsun? Derdi değil bu kadının. Şuna getireceğim. 2017'de bu bizim eve gelmiş. Kızımın poposundaki doğum lekelerini, işte kızımın banyoya sokup fotoğraflarını çekiyor. Kocası
ile beraber bir takım fiillerde bulunuyor. Farklı bir medyaya başvuruyor. Benimle ilgili bu tür iddiaları medyada da dile getiriyor. Sosyal medyada da dile getiriyor. Ben bir halktan linç yiyorum. 2 yıldır yemediğim, 2,5 yıldır yapmadığım her şeyden fazlasıyla yüksünüyorum, gocunuyorum. İnsan artık kendinde kusur arıyor. Diyor ki ulan ben... Tabii ki. Komşun selam vermiyor Serap Hanım. Tabii. Akrabaların telefonunu açmıyor Serap Hanım. Ortada bir tane delil yok. Allah. Taraflı yapılmış bir takım fiillerden dolayı komşun sana selam vermiyor. Koyun benim yerime kendinizi. 30 yaşındasınız, 31 çok yaşındasınız. Haklısın. Çok haklısın. Ben kör, cahil, zır deli bir adam değilim ki. Yabancı dilim var, mezuniyetim var. Şu an yine üniversite okuyorum. Yani gayri ahlaki bir yaşamım yok. Maalesef yok. Olduğu iddia edildi, ispat yok. Delil yok. Benim tek bir gayem var. Ben evlenemez miydim? Çok özür diliyorum. Kör değilim, topal değilim. Ya. İyi kötü imkanlarım da yeni bir evlilik yapmaya yetebilecek şekilde. Ben kızım için evlenmedim. Görüştüğüm insanlar oldu birkaç kişi. Güvenemedim kızımı emanet edecek kadar. Ben anneme bile çocuğu bıraktığım zaman annemden dolayı, kendimden dolayı. Anne aşağı indiğinde balkona çık. Sen de aşağıya in, bak. Ya o bana emanet. Ya bugün bu dünyada götürebileceğimiz tek şey bu çocuğa bıraktığımız manevi servetimizdir. Evlatlarımıza bıraktığımız manevi servettir, maneviyattır. Bu çocuklar yarın yaşayacaksa bizim soy ismimizle yaşayacak. Bu ne demek? Topluma yararlı bir birey olmak demek. Ayrıca da öbür tarafta bir üvey baba var. Kim olduğunu bilmiyoruz. Üvey baba internet sitesinden, Instagram hesabından mahkemeye ibraz ettik. Bakın söylediklerimin her birinin mahkemelere intikal etmiş delilleri de vardır kesinlikle. Burada farklı bir algı veya kamuoyu oluşturmak için de her yapıyorum. Her şey var bizde. Evet. Şunu demek istiyorum. Burada öz babaya bir güvensizlik sözde algısı yaratıp bir dava açıyorsun. Sadece işte bir iki fotoğrafta yakın öpüşüyorlar falan diye. Yok, o da değil. Kızım oyun maksatlı yengemizle bulaşık yıkıyorlar. Kız çocuğu bu. Evladın yani. Hayır, kız çocuğu bu. Bir tane adli tıp raporu düzenletiyorlar davayı açarken. Diyor ki kızıma iş yaptırıyorlar, tarlada çalıştırıyorlar. 6 yaşında kim inanır buna? Öbür tarafta da bir üvey baba kim olduğunu daha bilmiyoruz. Bu da bir kız çocuğu ayrıca yani. Bu arada 11 tane ev, evet, okul, 6 tane şehir değiştiriyor. Evet, şöyle ki 2018 yılında kızım annesine geçti. Devam ediyor dava. Dava dedi ki devam ediyor. Biz bir de anne de görelim çocuğu. Bir verin bakalım. Tamam. Kızım bir hafta sonra görüş günüm var. Ben zaten göremedim. Haziranda almıştı yıllık görüşü. Orada hallem edildi, kullem edildi. Bir şeyler oldu. Kızım gitti. Ben Tekirdağ'a geldim Çorlu'ya. Kızımı alacağım. Saat 10.30 oldu. Teslim saatinden 2 saat geçti neredeyse. Yok. Sonra bir baktık. Getirdiler. Karakol var bir tane orada. Karakolda teslim alıyoruz çocuğu. Ne hikmetse. Ya dedim bakın böyle yapmayın. Karakolun köşesinde MOBESE kameraları da buna tanıktır. Kayıtları vardır. Kafeterya buldum. Gidelim şuraya oturalım medenice. Bu çocuk aramızda bir husumet var sanıp bir size bir bana dönüp durmasın. Gidelim tabii. Oturalım. Bir kafeterya bulduk. Oturduk. Çay içtik. Kahve içtik. Ayrıldık. Velhasıl oradan ayrıldıktan sonra çocuk dedi ki baba beni nerede kalacaksak oraya götür. Allah Allah. Olur. AVM'ye götüreyim kızım. Alışveriş yapalım. Bir şeyler alalım. At çiftliği var orada. Buldum gitmeden önce. Ne var ne yok diye araştırdım. Ata binmeyi çok sever. Baba beni bir otele götür o zaman sen. Bir götürdü. Pantolon indi. Baba annem beni dedi sabah doktora götürdüğü için geç geldik biz. Çorlu Devlet Hastanesi'ne gittik. Annem beni dünden 2 gün önce dövdü. Ama beni bugün doktora düştüm diyeceksin diye götürdü. Rapor aldılar. Diye. Beynim kaynar sular beynimden aşağı boşaldı. Ne yapacağım bilmiyorum. Avukatımı aradım. Böyle böyle durum. İvedilikle hastaneye gidip polisi bulun. Rapor. Çocuk polisini çağırsınlar. Hastaneye gittik. Raporu veren doktorla karşılaştık. Ya doktor hanım biraz önce bir rapor. Ben düzenledim dedi. Düzenlediniz de mantıken şurada olan bir yaralanma 8 yaşında bir çocuk için nereden düşerse olur. Ya da burada olan. Hani düşme nedir? Burası, 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 burası. Hayır, o Gökhan Bey'in bahsettiği raporları benim göz atma fırsatım oldu. Gökhan Bey bize vermiş. Yani mümkün değil. Bu fiziksel istismarın %100 delili. Hatta benim çok başka şüphelerim doğdu yaraların görünüşünden. Tabii fotoğraf yanıltıcı olabilir. Ama yani o üvey baba ile ilgili ciddi şüphelerim doğdu, öyle söyleyeyim. Ama fiziksel istismar %100. Artı çocuğun kafası bit içinde. Kansız. Abi, yani yeme bozukluğundan ne kadar kalmıştı o sırada orada?
işte eski ben o kısmını da anlatacağım size. Yani orada ileri derecede kansızlığı var çocuk. O yaşta yeme bozukluğundan olur kız çocuğunda, başka neden olacak? Maalesef. Korkunç bir durum. Tabii ki, çok tabii fena ki. Yani. Aslında 2018'deki bu durumdan hemen çocuğu interne edip polisi çağırıp onları tutuklaşması. Yani buradan meslektaşlarıma da, yani ben öğrencilerime de hep bu şekilde anlatıyorum. Düştü, kardeşi yaraladı, işte kendisi yuvarlandı. Bakın vücudunda değişik yaşta, yani farklı zamanlarda oluşmuş bu ekimozlar, morluklar varsa, yaralar, bereler varsa, özellikle göz dibi muayenesine bakın sevgili meslektaşlarım, orada minik kanamaları göreceksiniz. Bunları gördüğünüz zaman çocuğu yatırın hastaneye, hemen polisi çağırıp o anne babayı da tutuklattıracaksınız. Bu ihmal ediliyor. Şimdi, yapılması gereken buydu. Bu kadar tabii şiddet, annesini size bu şekilde anlattı. Peki ona gitmek istemiyorum, baba beni gönderme vesaire gibi konuşmalar oldu mu aranızda? Video var zaten, daha önce de yansıdı. Yani bu olaydan sonra savcılık dedi ki, nöbetçi savcı, ben çocuğu anneye teslim etmem bu iddiadan dolayı. İfadeler alındı. Yaraların oluş biçimi, ifadeye katılan psikolog, pedagog ve avukatlarca da anlatım biçimi yaraları gözlemledikten sonraki raporla örtüşmektedir. %100 bir şiddet vardır. Bu şiddetin sebebi de şu. Çocuk evde otururken beni görmüyor 1,5 ay. İlk defa ayrılıyor benden. İlk defa annesinin evini görüyor. İlk defa üvey babasını görüyor. Ben babamı özledim diyor. Özleyemezsin diyor. Sen babanı falan özleyemezsin. Defol git odana diyor. Çocuk orada oyuncaklarıyla oynarken gelmiş, bacağından tutmuş, saçından tutmuş, yere fırlatmış. Kafasına vurmuş, koluna vurmuş. Hepsi ispatlı. Çocuk bunları anlatıyor. Tabii ben duymadım o kısmını. Sonradan artık bu evrak. Bir de yanık da var, yakmış. Tabii, da. Yanık daha sonrasında gelişen bir durum. Bu olaydan sonra ben çocuğu Isparta'ya götürdüm. Hadi buyur, yine sosyal medyada kızım kayıptır diye binlerce ilan. Kayıp ilanı yok, aranmamız yok. Karakola gidiyorum, elimde telefon, canlı yayında artık. Hayır efendim, ben kızımı kaçırmadım. Savcılık teslim etti. Buyurun karakoldayım. GBT'mde aranmam yok demek zorunda bu kalıyor. Hangi yıl oluyor bu? 2018 yılında 2018. Bu olaylar oldu. 2020 Kasım ayında bütün bu olaylar yaşandıktan sonra tabii babayla ilgili böyle asılsız ama ağır iddialarda bulununca anne, önce geçici velayet tekrar anneye veriliyor ve mahkemeye aslında birazcık da sizi gözlemlemek, onu gözlemlemek için geçici velayet veriliyor ama 2020 Kasım ayında, yani bu sene 19 Kasım'da, bundan bugün ayın 23'ü. Çocuk bende. Velayet davamı kazandım. Şundan dolayı İddiaların 14 celse sürdü. İddiaların asılsız olduğu ortaya çıkıyor, size veriliyor. Evet. Ama hala çocuk ortada yok. Bizim davamız 14 celse sürdü. 14 celsenin belki 5'ine katıldı karşı taraf ve avukatları. Avukatları sürekli mazeret gönderiyor. Sürekli mazeret gönderiyor. Yani neyim? 3 tane avukatı var dosyada. İkisini arıyorum. Benim kızım nerede? Ben İstanbul'dayım. Biz bakmıyoruz ki, bizim sadece velayeten ismimiz var diyor. Ya bu nasıl bir meslektir? Bu nasıl bir şeydir? Avukatı, şunu son kez şurayı anlatayım ben size, yanık izleri bu olayda oluyor. Haziran ayında ben 2018'den bu yana kızımı 5 kez görebildim. Sonuncusu da Haziran 2020'dir. Kızımı arıyorum, yok. Avukatını arıyorum, diyor ki ben en son dedi Antalya'da eski kayınpederinde olduğunu biliyorum dedi, başka bir şey değil. Eski kayınpederimin adreslerini araştırdım. Komşularına sordum. Antalya Kazan, ben Kepçe, 2 milyon nüfuslu memlekette kızımı buldum. Araya araya. Benim kayınpederimle bir husumetim yok. Eski baldızlarım ve kayınbiraderimle de hiçbir husumetim yok ama görüşmüyoruz. Etik görmüyoruz. Kızları evlenmiş, ablaları evlenmiş. Ben ne diye görüşeyim diye düşünerek. Gökhan, ama çok önemli bir şey olmuş. Bu mahkeme esnasında, tekrar bu velayet davasında senin eski eşinin üvey kardeşleri, öz kardeş, yani anne ayrı baba bir. Öz, yani kardeşleri senin lehinde, evet, onların aleyhinde, evet, şiddet gösteriyor, ilgilenmiyor çocukla diye kadının kardeşleri bile Gökhan'ın lehinde ifade veriyorlar. İşte o açıdan diyorum ben burada meslektaşlarıma seyrettim. Çünkü çok teknik bir konu olduğu için savcı, hakim bunu anlayamaz. Avukat da anlayamaz. Doktorun raporundan çıkacak her şey. Evet. Yani burada istismar o kadar açık ki, yani bu insanlar nasıl tutuklanmamış, nasıl hemen çocuk alınmamış onlardan, isyan etmemek mümkün Hocam, değil. Hocam kaçıyorlar, adres değiştiriyorlar. Bu olaydan sonra zaten duruşmalara da gelmemeye başladı. 2020'de işte Haziran'da ben kızımı buldum. Kendisine sosyal medyadan ulaşıyorum, kızımın annesine. Ayda bir numara değiştiriyor. Avukatı beni arıyor, bende numarası yok diyor. Ben sen neysen ben de oyum diyor. Ne yapabilirim ben şimdi bu kadın için? Kızımı gittim eski kayınpederimin evinde buldum. Onlara da demiş ki, siz aşağı inin, Gökhan geliyor. Çocuğu alacak. Onlar da yazık aşağıda inmişler, beni beklemişler 2-2,5 saat yaz günü sıcakta. Bana da hiçbir şey yazmıyor.
Oradaki kasıt da şu. Çocuğu görmeye gelmedi. Bekletti gelmedi. Ha, bekletti gelmedi. Velhasıl ben çocuğu annesi yokmuş. Kayınpederimle oturduk. Çay kahve sohbet muhabbet. Yine de dedim kızıma da sorun. Gelmek istiyorsa götüreyim. Sordular kızım gelme. O ara annesi aradı. İfadelerde var tanık beyanlarında zaten. Gitmeyeceksin. Oraya gidersen bir daha seni almaya gelmem. Görmeye gelmem. Kendi annelik şeyini kullanarak tehdit ediyor. Bunların hepsi de mahkemeye yansıdı. Velhasıl Serap Hanım biz çocuğu aldık. Teslim günü geldi. Mahkeme kararı açık. Diyor ki çocuğu görüş günü başladığında bulunduğu yerde anneden alacaksın. Görüş günü bitiminde aldığın yere anneye teslim edeceksin. Şimdi benim bu karardan anladığım nedir? Annesine vermem lazım bu çocuğu. Nereden? Aldığım yerden. Avukatı bana mesaj atıyor. Teslimden iki gün önce. Yalova iline terminale götür. Ama sen Antalya'dan aldın. Ben Antalya'dan aldım. Annesi Yalova'da tatildeymiş. Yalova iline terminale götürecekmişim. Valiz mi bu? Yalova ilinde terminalde kime ulaşacağım vereceğim ben? Ben bilmiyorum böyle dedi bana. Ben de götürmedim. Mecburiyetim yok ki. Ya çocuğa eziyet ediyorlar. Çocuğa, tabii ki. Çocuğa. Bakın bundan sonra gelişen olay daha elzem. Ben çocuğu kayınpederlerimi aradım. Dedim baba çocuğu ben getireceğim ama İrem yok. Bakın teslim aşamasında böyle böyle sıkıntılar yaşandı. Ben bu kadar soruşturma geçirdim. Burada bir kasıt var. Allah Kur'an nimet aşkına. Yarın bu olanları dedim bir şey olursa beni savunun. Neyse doğruyu söyleyin. Tamam oğlum dedi sıkıntı yok. Bize getirme çocuğu dedi. Biz ne yapalım oğlum dedi. Ben oradan aldığımda çocuğun bacağının bu kısmında yanık izi var. Elinin bu kısmında yanık izi var. Hocam gördünüz. Evet. Kafada bitlenme, elde ve ayakta mantar. Şimdi korkunç, şöyle düşünüyorum. Korkunç. Şöyle düşünüyorum. Şimdi İstanbul'un göbeğinde kedi, köpek beslemiyorsanız, büyükbaş, küçükbaş, tavuk beslemiyorsanız bu çocuk nasıl bitlenebilir? Ya okula da gidiyor muydu? Gitmiyordu o dönem. Okulda yok pandemiden dolayı. Nasıl bitlenebilir Serap Hanım? Gökhan bir reklam arasına gitmem lazım. Gökhan Köse'nin bu iddialarını dinledik. Tabii bu iddialarını mahkeme kararlarıyla da desteklediğini buradan söylemek istiyorum. Tabii yani adli raporu ben görerek evet, konuştum. Adli raporla ve mahkeme kararlarıyla tutanaklarla da desteklediğini buradan söylemek zorundayım. Şimdi bundan sonrasında da bu çocuğun alınıp babaya verilmesi konusunda ne yapacağız onu konuşacağız. Bu arada baktığımda Murat'ın evinde bir tadilat falan da göremedim. Tadilat yapılıyor diye bizi evine götürmemişti ama söz konusu emniyet olunca tabii ki hayır diyemedi. Sezgin Bilgin tam 2 yıllık bir kayıp. Oradaki Murat ifadesinde muhabir Murat dedi ki tekrar açıldı. Bunu bir açıklık getirmek istiyorum bu konuya. Seyircilerimiz de soruyor bu konu dosya kapanmış mıydı diye. Çünkü 2 yıllık bir kayıp aranıyordu. Dolayısıyla da yaşı da müsait olduğu için, büyük olduğu için, reşit olduğu için dosya kapanmıştı. Bulunamıyordu. Fakat buradaki yaşanan gelişmelerden sonra, programdan sonra bu dosya yeniden açıldı. Onu demek istiyor muhabir Murat ve cinayet büroya geçti. Abla Nergis Hanım stüdyomuzda, enişte Abdullah Bey, baba Selim Bey stüdyomuzda. Bu arada programın başında bir duyuru yapmıştım. Avukatımız Hasan Koca Bey bugün Tekirdağ'da. Murat'ın en yakın arkadaşı Oben'le cezaevinde görüşmek için bir girişimde bulundu. Bunun sonucunu hepimiz çok merak ediyoruz. Peki arkadaşlar hazırlar mı? Bağlantıyı kurabiliyor muyuz hemen? Peki hemen canlı bağlantımızı kuralım. Avukat Hasan Bey bu görüşmeyi gerçekleştirdi mi? Oben konuştu mu? Çünkü Oben'in konuşması çok çok önemli. O tarihlerde Murat Sezgin'in kaybolduğu tarihlerde onu gördüğünü de söyleyen bir kişiydi. Evet Murat'cığım merhaba. Hasan Bey merhabalar. Umarım iyi haberleriniz vardır. Murat'cığım seninle başlayalım. Evet Serap Hanım. Tekirdağ'da Sezgin Bilgin'in kaybolduğu araştırmaya devam ediyoruz. Her geçen gün yeni iddialar, yeni bilgilere ulaşıyoruz. Bu bilgileri araştırmak üzere buradayız. Gerçeğin peşinde ekibi olarak bu özellikle bu bilgileri adım adım iz sürerek araştırmaya çalışıyoruz. Yine çok önemli bir bilgiye ulaştık. Öncelikle bununla başlamak istiyorum. Özellikle Sezgin Bilgin'in kaybolduğu dönem yani 2018 yılı Ağustos ayı o döneme ait bu bölgede yaşayan insanlarla görüşmeye devam ediyoruz. Çok önemli bir gizli tanığa ulaştık. Bu gizli tanığımız bizlere çok çok önemli bilgiler verdi. Şunu söyledi gizli tanımız bize. Özellikle o dönem içerisinde Oben'in babası Tayfun'un işletmesi olan çalıştığı nokta da geçerken
çok ağır bir koku hissettiklerini ve artık vatandaşların oradan geçerken burunlarını tutarak geçtiğini ve uzaklaşarak oradan bir an önce uzaklaşmaya çalıştığı çok ağır, orada durulabilecek bir koku olmadığını, bu ağır kokudan da uzaklaşmak için bir an önce o bölgeyi terk etmek istediklerini belirten bir ifadede bulundu. Bu tanığımızla bizler geri planda konuştuk. Bu bilgileri bizlere aktardı. Bu evet çok önemli bir bilgi, çünkü Sezgin Bilgin'in kaybolduğu 2018 yılını, özellikle Ağustos ayını işaret ediyor bu görgü tanığımızın bize vermiş olduğu bilgi. Tekrar edecek olursak Sezgin'in en yakın arkadaşı Obe'nin babası Tayfun Bey'in dükkanının çevresinde çok ağır bir kokunun geldiğini ve bu koku öyle ağır bir koku ki çevreden geçen vatandaşlar bir an önce oradan uzaklaşmaya çalıştıkları bir koku ve bu kokunun olduğu dönemde yine 2 yıl, yani 2018 yılı Ağustos ayı dönemine geldiğini söyleyebiliriz. Bu önemli bilgiyle başlamak isterim. Şimdi Murat'cığım, Hasan Bey'le de konuştuktan sonra tekrar ben bir haritayı geçireceğim ekrana. Çünkü o gün Murat Sezgin babasıyla tartıştıktan sonra gidebileceği birkaç noktayı biz işaretlemiştik. Ve mesafe olarak da en yakın yer olarak arkadaşı Murat'ın evini görmüştük. Fakat o harita üzerinde ben bir de Obel'in babasının iş yerini görmek istiyorum. Çünkü Obel'lerle çok samimiydi. Onlar da gidip kalıyordu bile. Annesiyle, babasıyla, Obel'le. O gece o kafayla, elinde de alkol şişeleriyle birlikte gidebileceği bir başka nokta daha olabilir orası. Çünkü Recep Bey'in, oradaki mekan sahibi Recep Bey'in söylediğine göre zaten Obel'in babası geç saatlere kadar o dükkanda kalıyordu. Yani yarımlar, birler, bir buçuklar ve orada da arkadaşlarını ağırladığını, alkol aldığını vesaireyi söylemişti bize. Evet, haritamız buydu. Sezgin o gün evden çıktığında Murat'ın evi en yakın 4 dakikalık bir mesafeydi. Sahile gitmeye kalkarsa orası aşağı yukarı, diğer haritada vardı galiba o. Orası aşağı yukarı 1 kilometrelik bir mesafeydi. Evet, buradan 1 kilometre gitmesi gerekiyordu. Ablasına ya da Sezgin eğer o benlere gitmek isteseydi, ablasının evi de aşağı yukarı en uzak mesafe ablasının evi, zaten de gitmedi. Abla o gece eve gelmediğini ama telefon açıp ben İstanbul'dan döndüm dediğini biliyor. Bu da saat 23.45 civarında oldu. Babanın ifadesine göre de saat 0.30, yani yarımla 0.45 arasında da evden çıkmış olması lazım. Şimdi burası Sezgin'in evi, Obe'nin evi burası. Bir de dükkanın olduğu yer olması lazım. Abdullah, sen biliyor musun? Bu hangi haritada gösterebilirsin Tayfun'un dükkanını? İstersen sen bir bak. Biz şimdi bir Hasan Bey'le konuşalım. Hemen gösterebilecek misin? Diğer haritaya mı geçelim? Yusufa Camisi. Murat Caddesi üzerinde. Bak şurası caddesi yazıyor ya. Onun üzerinde zaten. Şuralarda mı? Tabii. Şu hemen bizim evin şu tarafında Muratlı Caddesi yazıyor. Kolordu Caddesi. Onun uğrunda olması lazım. Yine yakın. Çok yakın. Yine yakın. Aynen, evet. Aynen. Yani hatta belki de Murat'ın evinden bile yakın diyebilir miyiz? Murat'ın evinin aşağısında. Murat'ın evinin aşağısında. Ortada kalıyor. Evet. Yani orası 4 dakikası, orası 2-3 dakika mı? Şimdi şöyle, yani bizim evimiz burada. Murat'ın evine gittiğinde böyle kullanır. O benim babasının dükkanı böyle aşağı kısımda kalıyor. Aynen, caddede kalıyor. Yani bir cadde üstünde Murat'ın evi burada. Yine tekrar cadde üstüne ilerlediğin zaman bizim ev burada. Yani o cadde üstünde bizim yani ev böyle Murat'ın eviyle aslında Tayfun'un dükkanı aşağı yukarı, 4-5 dakikalık mesafe. Murat'a gitmediyse oraya gitme ihtimali var. Çünkü biliyor ki orada o dükkan her zaman açık. Evet. Şimdi bunu bir cebimize koyalım. Hasan Bey, siz bugün Obel'le görüşmeye gittiniz. Obel çok önemli. Söyleyecekleri, o dönem hatırladıkları, yaşanan olaylar, kendi Murat'la ilgili söyleyecekleri, kendi ailesiyle ilgili çok büyük problemleri varmış ve o Murat'ın evindeki olaylı gecede onunla paylaşmaya gitmiş vesaire. Çok fazla konu vardı cevap verebileceği. Ne oldu? Evet. Görüşebildiniz mi? Sorularınıza cevap alabildiniz mi? Ya en başta Sezgin kaybındaki en kilit isimlerden birinin Obel olduğunu biz biliyorduk. En başta bizim programda ismi çok zikredildiği için
cevap hakkında kullanması amacıyla avukatlık kanunun bana verdiği yetkiyle kendisiyle görüşmek için cezaevine gittim. Çünkü sormamız gereken gerçekten bir sürü soru vardı. O beni en son ne zaman gördü? Murat'la Şule ile olan ilişkilerinde en yakın tanığımız da oydu. Daha sonra o beni gördüğünü iddia etmişti belli bir durumda. Ve bunlarla ilgili olarak görüşmeye gittim. Avukat görüş kabinine girdik. Tabii beni tanımıyordu. Maskemi indirince oturmuştuk karşılıklı. Derhal ayağa kalktı. Ben sizinle görüşmek istemiyorum. Savcılık çağırırsa savcılığa ifade veririm tarzında. Sadece çıkarken bize şunu söyledi. Dedi ki o benim kayıp başvurusunu zaten ben yaptım gibi. Sezgin'in kayıp başvurusunda ben yaptım gibisinden afaki ve doğru olmayan bir bilgi verdi. Buna ilişkin olarak da derhal görüş kabininin kapısına vurarak bir şekilde gardiyanlara, infaz koruma memurlarına haber verip yaklaşık bir 20-30 saniye içerisinde görüş kabininden çıktı gitti. Ben en başta çıkmaması için şunu söyledim. Biz seni suçlamak için değil, Sezgin'le alakalı olarak en yakın arkadaşı sen olduğun için ve günlerden beri senin ismin zikredildiği için belki söylemek istediğin bir şey vardır. Cevap hakkında kullanmak için ben vesile olabilir, aracı olabilirim dedim. Hayır dedi, kestirdi ve beni tanıdıktan sonra tabiri caizse ayağa kalktı ve görüş kabininden kaçtı. Hasan Bey bu kadar kaçar gibi gitmesi, arkadaşı kaybolmuş, en yakın arkadaşı evde neredeyse yedikleri ayrı gitmiyor. Onun bir ayrı odası ve yatağı bile var Sezgin'in o evde. Evet. Bu kadar kaçar gibi gitmesi, bunca yıllık avukatsınız. Sizde nasıl bir algıya sebep oldu? Ya şimdi o ben cezaevinde. Ben girerken kesinlikle ve kesinlikle en ufak bir, zaten hani bir masumiyet karinesi var ne olursa olsun. Girerken bir suçlayıcı tavırla sohbete de başlamadık. Kalkarken de söyledim. Bak ben seni suçlamıyorum. Senin bu suçlarla alakan olmayabilir. Ama cevap hakkını kullanman için beni bir fırsat olarak değerlendirmelisin. O ben dedim. Kesinlikle ben seninle konuşmak istemiyorum. Beni çıkartır mısınız buradan dedi de kaçtı gitti. Ve ne, nasıl kaçtı biliyor musun? Yani sonuçta maskeli olarak görüşüyoruz. Her ne kadar aramızda bir şeffaf bir bariyer de olsa beni tanıdıktan hemen sonra ayağa kalktı ve gitti. Yani benim bir takım sorular soracağım ve mantıklı cevap veremeyeceğinden korktuğu için kaçtığını düşünüyorum. Yani ve bundan dolayı da benim sorularımla maruz kalmamak için, karşı karşıya kalmamak için hiçbir şeye de cevap vermek ve ağzından belki de bir şeyler kaçırmak düşüncesini hissetti ve çıktı gitti. Benim düşüncem bu. Çünkü ne soracağınızı bile bilmiyordu ki. Yani neden orada bilmiyorum. Bulunduğunuzu dahi bilmiyordu. Ayrıca yayınlarımızı izlediği herhalde izlediğini de artık kesinlikle biliyoruz. Izliyor. Kesinlikle izliyor. Çünkü beni tanıdıktan sonra görüş kabirini terk etmek için ayağa kalktı. Yani burada kesinlikle. Biz tekrar söylüyorum bizi izlediğini bildiğim için herhangi bir suçlamayla gelmiyoruz o ben. Bildiklerini. Kesinlikle. Evet. Sadece kesinlikle. Bilgi almak. Bu kadar yakın arkadaşım. Bilgi bakın bizde yani kanun der ki bir suçu öğrenen her vatandaş o konuyla ilgili bazı noktalara müdahale edebilir. Biz burada bir misyon üstlendik ve Sezgi Obey'nin ismi birçok noktada birçok kişiyle birlikte zikredildiği için mecburen görüşmek zorunda kaldık. Çünkü Obey'nin ayağı hep boştaydı. Onu tamamlamak için cezaevine avukatlık kanunu verdiği yetkiye dayanarak gidip görüşmek istedim ve görüş kabinine de kabul edildim. Yani kendisinin bizden kaçmasını gerektirir hiçbir durum yok. Çünkü kendisi zaten kayıp olduğunu iddia ediyor. Kayıp olduğunu iddia ediyorsan o zaman bizim soracağımız basit ve Sezgin'in kaybı ile alakalı o sorulara cevap vermek zorundasın. Zorunda da olmasan arkadaşlık ve dostluk da bunu gerektirir. Doğru değil mi? Ama buna bile cevap vermeden kaçtı gitti. Maalesef. Hem arkadaşlık ve dostluk bunu gerektirir. Bir de işte mahkum psikolojisini aşağı yukarı bildiğimiz için ya da yapacak bir şey yok ki. Birisi gelsin de konuşsun. Ne güzel üçüncü hiç bilmediği bir kişi gelmiş konuşacak yani. İyi vakit geçirme şansı aslında. Yani koğuştan belki de bir saat ayrı vakit geçirebilecek bir ortam varken 30 saniyede o hakkını yani zahir çok etmiş oldu. Şüphe çekici geldi bana da. Ya şöyle bir şey var hocam. Şimdi burada Tekirdağ'da gerçekten olay artık bir kayıp dosyası olmaktan çıkıp bir cinayet dosyası olarak tekrardan açıldı. Biz işlemeye başladıktan sonra. Şimdi bizim sormuş olduğumuz bu makul ve mantıklı soruları Cumhuriyet Savcısı da soracaktır.
Şimdi biz gittik görüştük. Cevap hakkını kullanması için de aslında büyük bir fırsat vardı kendine. Bunun farkında değildi, olamadı o ben. Ama şimdi zaten gelinen noktada bu kilit isim olan o benim Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadesine başvurulacak. Bugün yarın. Zaten bizim soracağımız soruları savcılık sorup bir şekilde o cevapları alacak. Aldığı cevapların doğru veya da yanlış olduğunda bizdeki yayın bantlarıyla karşılaştırınca anlayacağız. Hasan Bey bir de şu var. Bu dosya kayıp cinayet büroya geçmiş olabilir kayıp bürodan. Ancak hala bunun bir cinayet olduğu kesinleşmedi. Hala kayıp olabilir ama o ben öyle bir reaksiyon göstermiş ki size. Sanki gerçekten bir cinayet var ortada ve bununla ilgili bilgisi var, duyumu var. Bunları da paylaşmamak için kaçmış gibi. Oysa ki böyle bir algısı olmasa benim arkadaşım kayıp. Biz de onu kayıp biliyoruz deyip çok rahat konuşabilir. Ben de aradım diyebilir. Ben aradım diyebilir. O zaman diyorsunuz ki demek ki bu çocuk gerçekten bir cinayete kurban gitti. İnsanlar korkuyorlar. Aman bana bulaşmasın, bana sıçramasın bu olay diye kaçıyorlar o zaman. Şöyle kesinlikle katılıyorum size. Aslında bunu biz programa başladıktan, daha doğrusu bu dosyayı inceleme başladıktan bir hafta sonra da kanaat getirmiştik. Ama taşların birçoğunun yerine oturmasını beklemiştik. Ve taşların hepsi aslında yerine oturdu. Kesinlikle ve kesinlikle 10 Ağustos veyahut da 11 aile belki karıştırıyor. 10 Ağustos veyahut da 11 Ağustos 2018'de ben Sezgin'in kaybolduğuna inanmıyorum. Sezgin'in öldürüldüğüne inanıyorum. Buna ilişkin olarak eğer kayıp olmuş olsaydı o ben bugün benle neden konuşmasın, neden kaçsın? Neden bir saat boyunca o koğuşta her zaman olduğu ortamdan kurtulup da bir saat dışarıdan herhangi bir adamla görüşmeyi istemesin? Neden benim maskemi indirdikten hemen sonra ayak kalkıp görüş kabininden ben çıkmak istiyorum deyip kapıyı yumruklasın? Yani ben kötü bir şey yapmak için de gitmedim. 4 tane çok makul sorum vardı, onların cevaplarını alacaktım. Kendisinin cevap hakkını kullanması için bir fırsat olarak İstanbul'dan Tekirdağ cezaevine gitmişim. Ama kendisi benimle en ufak bir cümle dahi kurmak istemeden çıkmak istedi. Sadece kapı ağzına ben kayıp başvurusunda bulunduğum gibi saçma, kabul edilemez bir beyan cümle kurdu. Başka da bir şey söylemedi. Hasan Bey ne soracaktınız? O 4 soru neydi? Buradan sorun. En başta sormak istediğim soru o beni ne zaman gördün? Sezgin'i. Sezgin'i ne zaman gördün? Hep o beni konuşuyor. Evet. Kusura bakmayın. Estağfurullah. Sezgin'i en son ne zaman gördüğünü soracaktım. 14'ünde Sezgin'i gördüğünü iddia etmiş. 14'ünde Sezgin'in ben gördüğünü kabul etmiyorum. Kesinlikle böyle bir şey olmadığını düşünüyorum. Neden bunu söyledi ve Sezgin'i hangi halde nerede gördüğünü soracaktım. Kendi beyanı vardı çünkü bu konuyla alakalı olarak. Murat'la olan kavgasını, o yaralamalı kavgasını soracaktım. Ve Şule ile arasındaki ve Şule ile Sezgin ve Şule ile Murat arasındaki ilişkiyi soracaktım. Ve Şule'nin gerçekten Murat'ı ve kendisini tanıyıp tanımadığını soracaktım. Bu soruları soracaktım. Ve tabii sorular da soruları doğuracaktı diye tahmin ediyorum. Bir soru bile sormamıza müsaade etmedi. Sağ olun. Nergis Hanım, ne diyorsunuz şimdi bu kadar kaçar gibi gitmesi bir. İki, bir anda dönüp ben kayıp başvurusunda bulundum. Yani bilmiyorum ben cinayetse de benim haberim yok. Ben onu kayıp diye başvuruda bulundum diye kendi yaptığının da altını çizmiş. Evet. Hiç konuşmayan birisi olarak. Zaten o kayıp başvurusunda o bulunamaz birincisi. Babamın bulunduğu belli. Biz bunu inkar etmiyoruz ki fotoğrafını o ben getirdi oraya. Yani biz demiyoruz ki hani o ben bir şey yapmadı. Ama ben yani ne bileyim ilk yayında çıktığımızda anne dedi ki abla çocuğumu cinayetten yatıyormuş gibi suçluyor dedi. Hayır ben hiçbir şey suçlamadım. Tekrar tekrar izleyebilir bantları. Ay yani var. Yani şu suçlamadım. Anda o beni bir şey izliyor bizi. Şu anda tabii. Da izliyor biliyoruz. Bir şey söylemek ister misiniz o beni? Yani nasıl o gerçek arkadaş olmuş olsaydı zaten yardımcı olurdu. Yani şu anda benim kardeşim sağsa, çıksa ve şunları izlese mümkün değil bir daha onunla arkadaşlık yapması. Hani hanımefendi diyor ya annesi buyursun gelsin Sezgin her zaman tekrar böyle hani şimdi çıkıp gelse evimde kalabilir. Kalmaz benim kardeşim bu saatten sonra. Ayrıca Sezgin mümkün değil kalmaz. Günlüklerinde arkadaşlarını hiç de öyle göründüğü gibi çok onaylamıyordu. Onlarla ilgili kuşkuları vardı. Onu günlüklerinde yazmıştı. Evet. Birazcık o çevreye ve o
insanlara muhtaçtı. Çünkü etrafında onlar vardı. Değil mi hocam? Evet, evet. Biraz da madde arkadaşlığıydı büyük ihtimalle. Biraz zorunluluktu. Evet, evet. Çünkü günlüğünde onlarla ilgili olumsuz düşüncelerini belirtmişti. Hasan Bey, şimdi bir gizli tanıktan bahsetti muhabir Murat. Evet. Bu gizli tanığın söylediği, kaldı ki o gizli tanığın da eminim savcılık ifadesine başvuracaktır. Muhakkak çağrılacaktır diye düşünüyorum. Çünkü biz zaten o bilgiyi veririz emniyete de. Şimdi baktığımızda bu yeni bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. O harita üzerinde o gece Sezgin'in gidebileceği en yakın yerlerden biri Murat'ın eviyken, ikinci bir seçenek de Obe'nin babasının dükkanı. Aşağı yukarı aynı mesafede 4 dakika. Çok yakın, çok yakın. Çok. Yani şöyle söyleyeyim. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şöyle söyleyebilirim. Tayfur'un dükkanının tam karşısından Murat'ın evine gidebilirsiniz. 1 dakika, 1,5 dakika en fazla. O kadar yakın. Hani dediniz ya 4 dakika Sezgin'in evinden Murat'ın evi 4 dakika. Tayfur'un dükkanı yani o benim babasının dükkanı 5 dakika, 5,5 dakika. O kadar yakın. Bir bayır mesafesi. Şimdi, doğrudur. Evet. Yukarıya doğru bir yokuş var. Yani evet. Oradan da geçtik, baktık o taraflara da olay yerlerini bir incelemek için. Şimdi orada sanırım bir tavuk beslenen yer var değil mi Murat Bey? Şimdi tavuk beslendiği iddia edilen bir yer var Tayfur'un dükkanının bir tarafında. Fakat oranın üstü betonla kaplanmış. Yani o kokunun geldiği tarihten sonraki bir şeyden bahsediyorum. Yani koku geldiği iddia edilmiş, insanlar oradan geçemediğini, tuhaf bir kokunun geldiğini beyan etmişler. O kokunun gelmesinden kısa bir süre sonra tavuk beslenen yerin üstü, ki tavuk beslenen yer toprak olmak zorunda, tavuk beslenen o toprak zemin üstü betonla kaplanmış. Daha sonra da bir duvar itilip yıkılmak suretiyle sanki yıkıntı izlenimi verilmiş ve o betonun üstüne de bir duvar bırakılmış. Enteresan bir şey var orada. Yani sanki dışarıdan özellikle o betonun dökülmüş, o duvarın da özellikle iteklenerek o betonun üstünü kamufle etmeye çalışılmış gibi bir izlenim var. En azından ben öyle hissettim. Bunun da araştırılması gerekir. Özellikle o koku gelme tarihinden sonra o betonun dökülmüş olması ve duvarın yıkılmış olması benim kafamda bir takım soru işaretlerine neden oldu. Bunun da açıklaması bu şekilde olabilir. Bunun da gerçekten detaylı bir şekilde Murat'ın evi gibi Tayfur'un o beton döküldüğü iddia edilen, kokunun geldiği iddia edilen o bölgenin de aranması gerektiği kanaatindeyim. Şimdi bu gelen koku iddiasıyla Murat'ın bir lafı aslında çok örtüşüyor. Ne demişti Sezgin'in babası Selim Bey'e? Oğlunu şimdi görsen tanıyamazsın, simsiyah kesildi diye. Evet. Yani bir kişi vefat ettikten sonra 36 ila 48 saat içinde zencibaşı dediğimiz bir oluşum olur ve tanınmaz hale gelir. Simsiyahtır. Bildiğiniz simsiyah renk alır. O arada da müthiş bir koku yayılır tabii. Yani bence o ironi gibi bir şey yaptı. Yani çok insafsızca, acımasızca bir şey söylemiş gibi geliyor Selim'in babası, Sezgin'in babasına. İnşallah yanılıyorumdur. İnşallah. Yani enteresan tabii orada bu koku iddiasından sonra betonun yani dökülmüş olması, duvarın yıkılmış olması, yani zaten o ara Tayfur'un taşınmış olması... Tabii bu tarihler netleşecektir. Murat'ın orada hiç iş yapmayan bir dükkanda devamlı sanki birbirlerinden kopmak, ayrılmak istemiyor gibi yan yana durmak istemeleri. Yani bunların hepsi bence detay. Tabii dosya cinayet büroya geçtikten sonra bir takım burada çok önemli çalışmalar yapılıyor şu an. Onları soruşturmanın selameti açısından söylemek de istemiyoruz. Bu dediğimiz husus da araştırılacak ve sanki altından bir şey çıkacakmış gibi bir düşünce var bende hocam. Murat'cığım bu arada Hasan Bey ya da sen hazır oradayken bu Sezgin'in, Obe'nin arkadaşı Murat'la hiç görüşme girişiminiz oldu mu tekrar? Mesela Hasan Bey bir görüşseydi belki onun orada yüz yüze soracağı, hani ekrana yansımayabilir ama sorular olabilirdi. Böyle bir girişimimiz var mı ya da Murat kaçıyor mu bizden? Benim oldu böyle bir girişimim. Ben kendisine hep ulaşmaya çalışıyorum. Buradan da isterseniz çağrıda bulunayım. Muhtemelen izliyordur şu an. Buradan da çağrıda bulunayım. Ben sürekli telefonla ulaşmaya çalışıyorum. Evine de gittik ama maalesef kendisiyle bir iletişim kuramadık. Telefonlarını açıyor. Biz aradıktan sonra kapatıyor. Mesaj gönderdim. Buradan da tekrar çağrımı ineleyeyim kendisine. Özellikle cevap hakkını kullanmak isterse
yayına çıkmak istemeyebilir, özel olarak görüşmek isteyebilir. Buna da açığız. Bize ulaşabilirse seviniriz. Biz kendisine ulaşmaya çalışıyoruz ama maalesef ki ulaşamıyoruz. Ben hemen Hasan Bey'in bahsettiği noktada özellikle Tayfun Bey'in işletmesiyle ilgili şunu da belirtmek istiyorum. Orada bir kazı çalışması yapıldığına yönelik de bir iddia var. Özellikle o dönemde bir kazı çalışması yapıldığına yönelik de bir iddia var. Tabii bunlar da araştırmaya devam ediyoruz bu konuyu da ama bunu da not olarak iletmek istiyorum. Murat, Tayfun Bey'in o bıraktığı dükkanda şu anda bir işletme var mı? Ya birkaç tane dükkan var ama bu bahsettiğimiz yer bir ev aslında. Bir ev, iki katlı bir ev bahçesi olan bir ev. Şu anda ev atıl durumda, kullanılmıyor. Ama şu anda orada kimse yok. En son Tayfun Bey çıktığından beri şu anda orada kimse yok. Ev atıl durumda. Tayfun Bey'in o kullandığı dönem içerisinde bu bahsedilen iddialar. Ama Tayfun Bey'den sonra orayı şu anda da kullanan yok. Yani bu ikinci el eşya sattığı söylenen yer... biraz hafif metruk bir şekilde orada duruyor. Evet, evet, yeni evet, bir kiracısı şu anda yok. Bir kazı işlemi hafif yapılmış. Hafif metruk değil Serap Hanım. Bildiğiniz metruk bir yapı halinde bekliyor şu an orası. Sitalar ve şunu da belirteyim. O dükkan Tayfur Bey tarafından kapatıldıktan sonra başka birisi tarafından işletilmemiş. Hep öyleymiş. Ve onların yani istedikleri zaman kullanabilecekleri bir metruk yapı olarak hayal edin kafanızda. Yani birine devretmiş, o başka birine bir dükkan olarak ve cadde üstüne çok da işlek bir yer burası. Yani Tekirdağ'ın en önemli caddelerden bir tanesi bence. Ona rağmen orası başka birine devredilip de bir dükkan olarak, işletme olarak veya ev olarak kullanıma açılmamış. Hep o tarihten itibaren boş ve metruk kaldı. Hasan Bey, Abdullah Bey burada çok önemli bir şey söyledi. Orası sit alanı dedi. Aynen, aynen. Dolayısıyla zamanında belki bir şekilde... Vakıflardan oradan buradan kiraladı. 3-5 sene kaldı gitti. Ama orayı kiralayıp giden kişi şunu bilir. Oraya bir çivi dahi çakamazsınız. Orayı yıkamazsınız. Orayı verip apartman yaptıramazsınız. Yani oraya bir şey gizledinizse mesela bir altın sandığı gömdünüzse o orada kalır. Doğru mu? Doğru tabii. Çünkü sit alanı ve şu anda çivi dahi çakılamaz, kazma dahi vurulamaz. Orada eğer zaten öyle kalmaya da devam etmiş. Kendisi çıktıktan sonra öyle kalmaya da devam etmiş. Hiç kimse de orada en ufak bir faaliyet sit alanından kaynaklı olarak. Ha şu, siz gerçekten çünkü burası önemli bir mevki. Evet. Bu mevkide boş bırakılacak vakıflara ait bir sit alanı olamaz. Alırsınız, restor edersiniz. 49 yılını artık ne kadar bir sözleşme yaparsanız. Çünkü burası boş bırakılacak bir yer değil. Çok işlek bir cadde burası. Ona rağmen hiçbir işlem yapılmaması da beni enteres etti. Hasan Bey, acaba sahibi Tayfun Bey olabilir mi? Orada kiracı mıydı sadece? Ben sahibi olduğunu biliyorum. Ama, sahibi? Murat Bey cevap versin buna. Yaptığımız harici araştırmalarda sahibi olmadığı yönünde bilgiye ulaştık. Tabii bu net bir bilgi değil ama çevre esnaftan aldığımız bilgi bu doğrultuda. Farklı bir sahibi olduğu, Tayfun Bey'in de burada kiracı olduğuna yönelik ama net bir bilgi değil. Sadece esnaftan aldığımız duyumlar bunlar ama araştırmaya devam ediyoruz bu konuyla ilgili. Yani Hasan Bey, oraya define gömseniz, orada 3-5 sene kiracı olup define gömseniz, şu anda kimse gelip eğer bir savcılık izni vesaire olmadığı sürece oraya kazma vuramaz. Serap Hanım, sadece savcılık değil, 10 tane kurumun imzası lazım. Bir kere Anıtlar Kurulu'nda. Anıtlar Kurulu'nun bu noktada yani çok hassas olduğunu herkes bilir. Dolayısıyla sadece orayla ilgili en ufak bir tadilat için, restore için izin almanız bile yıllar sürecek. Yani en iyi gizleyebileceğiniz yer orası, doğru mudur? Kesinlikle, kesinlikle. Evet, bir de tabii bugün yeni bir şeyle karşılaştık. Gerçekten... bir seçenekler işte o gece Sezgin babasından çıktığı ablası Murat, o ben ve Sahil arasında gidip gelmiştik. Beşinci bir seçenek çıktı, o da yine 4-5 dakika mesafede o benim babasının bu metruk binadaki ikinci el dükkanı gibi görünen, mobilya dükkanı gibi görünen ama aslında söylenenlere göre hiç de bir şey yapılmayan, aslında da oradan gelecek gelire ihtiyacı olmayan bir kişiden bahsediyoruz. Böyle bir yere gitme ihtimali de hani %25'e bölsek 4'e %50 daha fazla. Tabii. Evet. Şimdi bu durumda ne düşünüyorsunuz? Öncelikle Nergis Hanım. Bu
Hasan Bey'in anlattıkları doğrultusunda o bina hakikaten bir şey saklamaya çalışsanız en güvenli yer saklayabileceğiniz ve gelen kokulardan bahsediliyor. Ya ben dediğim gibi zaten hani şu gelişmeleri program aşamasındayken duyduğum, öğrendim. Yani ondan önce ben bunların hiçbirisini bilmiyordum. Yani duydukça da ben umudum bitiyor yani benim duydukça. O kadar umudum azalıyor ki. Ama diyorum yani işte karardım yani hani bilmiyorum ne diyeceğimi de bilmiyorum artık. Yani hani şu aileye, şu Murat'a o kadar şaşırıyorum ki ben. Biri diyor ki ben onun abisiydim, biri diyor ben onun manevi annesiydim, biri diyor gerçekten arkadaşıydım. Yani nasıl ben bir ilişki? Ben şu an en çok Oben'e şaşırdım. Evet ya bir de o kadar ki yapışık ikiz gibi geziyorlardı diyorlar yani Oben için. Ya tabii ben en yakın arkadaşın olduğunu çok iyi biliyorum ama ben onları bütün günde görmüyordum. Çünkü benim evim zaten uzakta. Hani çocuklarla beraberim. Ama onun en yakın arkadaşı olduğunu biliyorum ama yazıklar olsun senin gibi arkadaşa ya. Ya yazıklar olsun bir ya. Bir cümle kurarsın. Bir şey söylersin. Bir cümle kurarsın. Bir şey işte şu fotoğrafta bile yani hani belli yani bunlar bütün gün beraber gezen. Onun da köpeği var. Onun da köpeği var. Evet, kırmızı tişörtlü olan o ben. Sürekli beraber yani o tabiri caizse takılan iki arkadaş yani. Murat da bunların arasına girmiş. Koskoca bir adam. Evet. Koskoca bir adam yani hani kafa karıştırıyor. Şimdi şu gençlerin birbirine takılması çok normal. Ama onun aralarına Murat'ın girdiği... Murat'ın ne işi var? 48 evet. 48 yaşında filandı galiba değil mi? 50'ye yakın. Evet yani... 50'ye yakın bir adam. Şimdi benim babam mesela hemen hemen 60 yaşında. Yani gidip de 30 yaşında bir delikanlıyla... Ha merhaba amca nasılsın falan böyledir bir yani. Bir çay içersiniz belki çok çok rastlaştığınızda da... Bu kadar yakın ne oluyor? Evinde içmeler, efendim birbirine saldırmalar, o onu kurtarma. Enteresan ilişkiler hakikaten. Şimdi enteresan, öbür stüdyoda tabii. Da Şule var. Şule merhaba. Merhaba Serap Hanım. Evet Şule, bu gelişmeler sahiden çok can sıkıcı ve yeni yeni bazı tabii bulgular çıkıyor ortaya. Ama neredeyse artık herkes Murat'ın yaşamadığına inanmaya başladı. Sen de hafta sonu herhalde Tekirdağ'a gittin değil mi? Evet. Bir şeyler duydun mu? Yok Serap Hanım, ben zaten evden çıkmıyorum pek. Şule, hafta sonunda biraz daha düşündün mü kızım? Senin bu 2 yaşındaki oğlunun babası kim olabilir? Serap Hanım, yani ben söyledim zaten Dolunay diye. Daha önce Sezgin de demiştin. Hatta önce Tugay da demiştin. Şule Hanım, ben açık açık sormak istiyorum. Tayfun Bey'in olma ihtimali var mı? İhtimali yok. Eminsiniz, %100 eminsiniz. Eminim, evet. Niye bu kadar çok sanki normal bir soruymuş gibi cevap verdin? Sanki hani böyle bir soru karşısında daha yüksek bir cevap beklerdim ben. Hayır, ne münasebet, kaç yaşında? Yok, zaten rahatsızım. Ha? Zaten öyle bir insanla benim işim olmaz. Babam yaşında bir insan sonuçta. Ama çok böyle bir normal ve sessiz ve enteresan bir cevap verdin gibi geldi bana. Ben mi yanılıyorum bilmiyorum. Serap Hanım, rahatsızım biraz o yüzden. Anladım. Tayfun Bey'le tanışmıyorsun ama değil mi? Yok, tanışmıyorum Serap Hanım. Yani sanki tanışıyormuşsun ama yok canım onunla ne işim olur gibi bir cevaptı bu. Onun için yok, yok tuhaf. Serap Hanım, gerçekten ben onlarla yüz yüze hiçbir zaman gelmedim. Şimdi bu Dolunay telefona bağlanacak mı arkadaşlar? Onu telefona bağlamak için arkadaşlarım görüşüyorlardı. Ama şunu söyleyebilirim, bağlanmıyor. Şunu kabul etti. Evet, DNA örneği verecek. Ama ona bazı sorularımız olacaktı. Bunlarla ilgili o da cevap vermiyor. Sadece ben yaptırabilirim DNA diyor ama kesinlikle yani matematiksel olarak kendinin olmayacağını düşünüyor. O zaman da bize başka isimler vermen lazım. Çünkü Sezgin'in kaybıyla arada bir bağlantı olabilir. Şöyle bak, çok lütfen düşünerek cevap ver bize. Artık Serap Hanım, başka isimler yok. Zaten o
8 ismi de ben vermedim. Avukat verdi size. Benim avukatım bile değil. Yavrum, senin vermediğin ismi avukat bize verir mi? Sen vermişsin Serap Hanım, isimleri. Serap Hanım, o süreçler ben zaten hani benle konuştular. Ben hani fenalaştım. Ya fenalaştım derken hani ağlamaya başladım. Normal bir psikolojiyle değildi. Hani o isimler hani sanmıyorum bir birlikteliğim olsun. Hani araştırıyorum, hani Aykut'ta da o Samet olan isim, onlara soruyorum. Ya şöyle diyorlar, bizim öyle bir hani münasebetimiz olmadı diyorlar. Kendine gel diyorlar bana. Yani onlarla bir münasebetin olup olmadığını bile hatırlamayacak kadar kötü dönemlerin olmuş senin. Bunu yargılamak için söylemiyorum. Hastalıktan... Serap Hanım, bir şey sorabilir miyim? Tabii. Benim... Yani benim kullandığım ilaçların reçetesini, ayrıca benim kullanmadığım ve yüksek dozda ilaç verildiğine takdir bir rapor alıp size getirsem... Yavrucuğum, yani... bak raporunu istiyorsan getir, için rahat etsin. Biz sana, ben inanıyorum sana. Ben şu anda seni yargılamak için söylemiyorum. Ama aldığın o ağır ilaçlar, yaşadığın işte bipolar rahatsızlığı, geçirdiğin bir takım işte anne baba kaybı vesaire, bütün bunlar kolay değil ve senin yaşında bir kızın kaldırabileceği şeyler değil gerçekten. Değil Serap Hanım. İşte zaten o yüzden hani diyorum dışarıdan ki, bakan insanlar diyorlardır bana, hani güzel giyiniyor, bu kızın geliri yok, bu nasıl bakıyor? İnanın benim tek kuruş gelirim yok. Bana sağdan soldan seven arkadaşlarım, inanır mısınız? Birinci sınıf öğretmenim bana yardım yapıyor. İsim bile verebilirim. Verme, verme ismini. Yoksa benim bir gelirim bile yok. Babaannem ve dedemin yanında kalıyorum. Bir kira ödeyemiyorum. Yani hiç parayla bir şey almıyorum. Hep insanlar yardım ediyor bana. Yavrum, ben de onun için diyorum ki bu ilaçların etkisiyle, rahatsızlığının etkisiyle. Bak diyorsun ki işte bir isim verdim, onu aradım. O dedi ki bana, biz bir kahve içtik, çay içtik. Onun dışında bir münasebetimiz olmadı. Bunu bile hatırlayamayacak evrelerden, dönemlerden geçmişsin. Onun için bir daha düşün. Biraz önce hocamın sorduğu isim mesela. Bu isimle bir münasebetin olmuş ama hatırlamıyor olabilir misin? Serap Hanım, ben öyle bir münasebetim gerçekten olmadı. Buna inanarak söylüyorum. Yani olmadı. Hatırlamıyorum yani. Peki, o şeyleri. Bir daha hatırlamıyorum, soruyorum. Hatırlamıyorum değil. Yine yanlış konuştum bak. Yani hiçbir şekilde münasebetim olmadı. Yani o beni de nasıl tanıyorum? Bizim mahallenin genci, gezer, tozar. Yani öyle biliyorum, isim olarak biliyorum. Oturup bir kahve bile içmişliğim yoktur, bir çay bile içmişliğim yoktur o benle. Murat'la? Murat'ı da ben programda tanıdım. Hani o benim babasının adını bile bilmiyorum ben. Hepsini burada önerdim, isimlerini. Öner'le? Öner'i de tanımıyorum. Şahin. Yani hani tanıyorumdur ama mahalleden öyle isim olarak. Şahin. Şahin'i tanıyorum, evet. Ne kadar tanıyorsun? Benim kuzenimin yakın arkadaşıyla evliydi. Onun öncesinde bekarlığından tanımıyorsun. Ya benim kuzenimle arkadaşlığı vardı. Bizim anneannemin üst mahallesinde oturur kendisi. Sezgin'le karşılıklı otururlar. Aynı mahallenin çocuklarıyız biz hatta. Yani bir flörtünüz olmadı onunla? Ha, yok, olmadı Serap Hanım. Şimdi bu Dolunay, ben DNA veririm derken galiba o da birkaç kişiden daha şüpheleniyor. Bunları da şurada söylemek istemiyorum ama sen Dolunay diyorsun, başka bir şey demiyorsun artık. Yani zaten Sezgin'den olmadığı ortaya çıktı. Evet. Bu kadar eminsen neden Sezgin adını mesela ortaya attın? Neden Tugay adını ortaya attın? Dolunay'dan bu kadar eminsen. Sezgin'in geri... Biz o süreçlerde eski eşimle boşanma dönemindeydik. Yani daha boşanmamıştık. Yani Sezgin'le de görüştük o süreçlerde. Hatta mesajlarımız da var, görmüştünüzdür. Attım size çünkü. Yani Dolunay'la da görüştük o zamanlar. Ben hani... Elimde fotoğraf var görüştüğümüze dair. Ben hani o fotoğraflara bakaraktan zaten size bilgi verdim. Şöyle,
Sezgin'in haberi var mıydı senin aynı zamanda hem Tugay'la hem de Dolunay'la görüştüğünden? Dolunay'ın haberi var mıydı hem Sezgin'le Tugay'la görüşüyorsun? Tugay'ın haberi var mıydı? Üçünüz birlikte yine görüşüyorsunuz. Hangisinin birbirinden haberi yoktu. Yok muydu? Kimsenin birbirinden haberi yoktu. Hayır. Ama bunun dedikodusu, çünkü sen yalnız yaşamıyordun. Bu işin bir dedikodusu çıkmıştır muhakkak. Yani görülüyordunuz birlikte. Nasıl küçücük bir yerde, hani İstanbul'da değilsin ki bir uçtan bir uca, nasıl birbirinden hiç haberi olmadan bu yaşta bir kız sen bunları birbirine hani derler ya, birbirine kuyruğu değmeden nasıl idare edebildin? Bu işin dedikodusu çıkmıştır. İdare etmek değil de Serap Hanım, ben eşimle yeni boşanıyordum. Hani ondan olabilir dedim. Ama Sezgin'le yeni görüşmeye başlamıştık. Yani hayır, daha önceki konuşmalarında bak, zaman zaman ya unutuyorsun ya gerçekten doğruları söylemiyorsun. Diyorsun ki, dedin ki daha önce Tugay'dan boşandım ama görüşmeye devam ettim. O arada Sezgin eski sevgilimdi, yeniden onunla görüşmeye başladım. Sonra diyorsun ki Dolunay vardı. Yani bu üç erkek aynı anda hayatında olmalı ki o çocuk için üçünden de şüphelenebilmelisin. Ben de diyorum ki bu üç erkek küçük bir muhitte nasıl birbirinden habersiz bu ilişkiler yürüyebildi? Birileri bunu duydu, birileri bunu gördü, birileri bunu takip etti kızım. Habersiz olmaz. Üçü birden hayatındaydı. Sezgin'le yani biz görüşüyorduk ama yani şöyle görüşelim diyordu. Sonra tekrardan muhabbetimiz kesiliyordu. Öyle. Ama bir taraftan da evlenme hayalleri kuruyordun falan. Yani yok, o yani kadar o istiyordu. Ki. Ben artık karamsar bakmaya çalıştım zaten. İlk evliliğimde başıma gelenlerden sonra ben evlilikten soğudum. İkinci evliliğimi de hani belki o olur dedim. Ya bu şans bu sefer bana güler dedim ama o da olmadı. İlk evliliğini kaç yaşında yaptın? 17. Peki. Sevgili seyirciler, size bundan 16 yıl önce bir annenin yazdığı bir mektuptan bahsetmek istiyorum. Hatta bu mektubu okumak istiyorum size. Bundan 16 yıl önce, 2004 yılında. Gök Hanım, gittin beni yetim bıraktın. Hasretinle yandım, bittim. Doktor bana neylesin ki? Ben bu derdi yardan aldım. Oy oy Gök Hanım, küçücüksün sen. Biraz baygınım, hasretinle ölüyorum. Gel beni sen kabire koy Gök Hanım. Her seste bir acı. Ne gün yeşerecek bu toprak bilmem. Mezarımı kazan kazar ağlarım. Gökte yıldız sayılır mı? Allah bizi kayırır mı ki? İki gönül bir olunca zalim felek ayırır mı? Oğlum, hele Gök Hanım, küçücüksün sen. Hasretinle ölüyorum ben. Gökhan, bu yaz gelirsen bisikletini kendin beğenirsin, alırsın. İstanbul'a giderken götürürsün bisikletini. Önümüzdeki yaz taksi alacağım. Zaten ben seni gelip alacağım kışa doğru. Ehliyet alacağım, sana da öğreteceğim. Bir gün ölürsem mezarımı sen kazdır. Mezarımın üstüne senin aşkını yazdır, var ol. Var ol dediği de boşandığı kocası. Seni çok sevdiğim için kaybettim, var ol. Güneş olma dünyama. Bir daha terk edeceksen, sakın girme kalbime, yalan söylüyorsan. Gözlerime hiç bakma, yaşlar döktüreceksen, umut verme ne olur. Bir daha elveda diyeceksen. Var ol, yine kocasına sesleniyor. Ben seni bir zamanlar candan dost sanmıştım. Kalbine girmek için neler neler yapmıştım. Suç bende, hata bende. Seni sevdim bile bile, bilmedin kıymetimi, düşürdün beni dilden dile. Ben bu aşkımızı bir ömür boyu sürer sanmıştım. Neler umut etmiştim, nelerle karşılaştım. Suç bende, hata bende. Seni sevdim bile bile, seni seven insanın kıymetini bilmedin, düşürdün onu dilden dile. Gökhan Ersin'in annesi yazmış bu mektubu tam 16 sene önce. Ve kız kardeşi, yani Gökhan'ın kız kardeşiyle birlikte kaç yıldır ortada yoklar? En son
2008'de ablam aradı evleneceğim diye. Babam da dedi tamam evlenebilirsin dedi. 2009'da damat aradı babamı. Dedi arıyorum, yani boşanmak istiyorum, arıyorum ne Özlem'i ne annesine ulaşabiliyorum dedi. O tarihten beri hiçbir ses seda yok. Ben 2011'de askerdeydim Hakkari'de. Mesaj geldi bana dayımın oğlundan. Dedi annen ablan öldü diye mesaj attı bana. Şimdi Gökhan biraz başa gidelim. Efendim bu mektup geldikten sonra sen anneni görmedin ama bir daha yüz yüze. Ben görmedim yüz yüze. Görmedin. 12 yani 2008'i baz alacak olursak 12 senedir ablandan da evleniyorum dedi en son. Ablandan da annenden de hiçbir haber yok. Annenle baban boşanıyorlar. Annen kızıyla beraber, kardeşinle, ablanla beraber Rize'ye dönüyor. Evet. Ailesinin yanına. Sen babanla kalıyorsun. Evet. Sonra ne oluyor Gökhan'cığım? Anlat bakalım. Baştan gelirsek işte amcam beni büyütüyor zaten. Ben amcamın yanında kalıyorum. Amcam beni büyütüyor. Ablam da halamın yanında kalıyordu. 99'da boşandıktan sonra annem hani hakim bize şey ver, babamın tarafına veriyor. Ondan sonra annem geliyor, ablamı alıyor halamdan. Ben gitmek istemiyorum. Ben de babamda kalmak istiyorum. Babam da şey yapıyor, ben amcamla ikamet ediyorum. Ondan sonra 2004 yılında ablam bize geliyor. Biz o zaman Kadıköy'de ikamet ediyoruz, Hasanpaşa'da. Ablam bir ay boyunca bizde kaldı, yani yaşadı bizde. Ondan sonra tekrar Rize'ye gitti. Zaten mektubu da ablam getirdi. Annem yazmış, göndermiş. 2004'te en son ablanı gördüğün 2004. Evet, 2004'te gördüm ablamı. Bize geldi. Bir ay boyunca bizde kaldı Kadıköy'de. Ondan sonra 2008'de aradı tekrardan ablam evleneceğim diye. 2009'da da eşi arıyor. Boşanmak istiyorum. Ne abla Özlem'e ne de annesine ulaşabiliyorum diyor. Ve ondan sonra ben askerdeyim 2010 yılında. 2011'de tezkerimi alacağım. 40 günüm var yaklaşık hani bitmesine. Facebook aracılığıyla mesaj geliyor bana. Annen, ablan öldü diye. Tabii o sırada da ben Şemdinli'de 2011 baskınındaydım. Yani bir şey yazamadım hani, sadece gördüm ama bir şey yazamadım. Döndükten sonra halama dedim ki hala dedim böyle böyle bana bir mesaj geldi askerde. Bunu bir araştıralım dedim. Ne hani gerçek mi değil mi? Halamla kaymakamla gittik, soruşturduk. Yaşıyor dediler bize. Sağ yaşıyorlar dediler. Ama adresi falan hiçbir şekilde bildirmediler. Ben de tamam yaşıyorlarsa dedim. Hani sorun yok o zaman dedim. Ondan sonra bir ay geçti geçmedi. Araştırma yaptıktan sonra. Dayımın oğlunu hani bana niye bu mesajı attığı için ben ona bir ulaşmak istedim. Rize'de ararken Instagram aracılığıyla Beylikdüzü'nde çıktı. Sonra görüştük dedim. Bana böyle bir mesaj attın dedim. Bunun gerçeği nedir? Ya ben onu öylesine attım dedi. Öylesine o askerde olan adam öylesine atılır mı? Öylesine attım dedi. Dedim nasıl öylesine? Hani, tamam o zaman dedim. Neredeler dedim. Ya işte malları falan vardı dedi. Onları ben sattım dedi. Parayı da dedi annene verdim ben dedi. Beni de görmek istiyor dedi. Benim haberim yok dedi. O zaman dedim hani her şeyi sattıysan dedim. Gittilerse dedim. Tamam dedim hani Allah yollarını açık etsin. Zaten beni de aramıyorlar zaten dedim. Demek ki oğlu değilmişiz dedim. Ondan sonra 3 gün sonra bir daha ben uğraşayım dedim. Şahısız zaten şeyde Beylikdüzü'nde yakın Çekmece arası. Bir gittim ne kendisi var ne tuttuğu evde eşyaları var. Hiçbir şey yok. Ha, kaybolmuş. Taşınmış. Taşınmış gitmiş. Sonra Instagram'dan ulaşın dedim. Instagram'da da yok. Kaybolmuş. Ondan sonra tabii ben bir daha araştırmaya girdim. Sordum yine yaşıyorlar dedi kaymakamlıktan. Tamam da ne dedim adres bilgisi bir şey var mı? Söyleyemeyiz dediler. Ondan sonra bir daha şey olunca başkalarına bir daha itibata geçtim. Dediler yaşıyorlar dediler. Baktık 2006 yılı Rize merkez olarak gözüküyor. Ama merkez ama... Neresi? Bu arada senin de bir Rize'ye gidişin var. Var ama çok küçükken. Çok küçükken. 9 yaşında annem beni kaçırıyor. Kaçırarak zorla Rize'ye götürüyor. Rize'de annemle kalıyorum bir hafta boyunca. Ondan sonra tekrardan İstanbul'a amcamın yanına dönüyorum. Ondan sonra bir daha anneni yüz yüze görmedin mi? Yok. Görmedim. Sadece 2004 yılında ablam geldi. Bu mektubu getirdi. Ablam geldi. Bir ay boyunca bizde kaldı. Dedi annem sana bunu yazdı dedi. Seni görmek istiyor dedi. Şimdi 9 yaşındaydım diyorsun. Evet. O dönemde seni kaçırdığında. Şu anda 30 yaşındasın. Evet. Yani 22 sene önce anneni gördün. Evet. Bir daha onun yüzünü görmedin. 2004 yılında ablan geldi İstanbul'a.
sadece bir ay kaldı ve bir mektup getirdi sana. Evet. Bunu annem sana gönderdi dedi. Ondan sonra tekrar Rize'ye döndü. Döndü. 2018 yılında aradı, ben evleniyorum dedi. Ama sen ve baban kalkıp hani düğüne falan gitme girişiminde bulunmadınız. Yok. Bu arada annen hep boşansalar bile babana aşık. Evet, arıyor. Arıyor. Hep durmadan arıyor. Hep arardı. Öyle mi? Hep arar. 2006 yılına kadar hep arardı. Özelden arardı, normal arardı ama hep arardı. Konuşur muydu babanla? Konuşurdu. Ama seninle konuşmaz mıydı? Ben hiç konuşmadım ben. Yani babanı aradığında ver telefona, Gökhan'la da konuş. Babam, ben amcamda kaldığım için görüşe, hani babam mesela işte, ben amcamdayım. Hmm. Benim de telefonum olmadığı için. Ama istese amcanı arayıp seninle de konuşabilir. Ama annemin o zaman derdi babamla barışmak derdi. O mektupta bir şey dikkatimi çekti de, tam babanızın isminin karşısında bir daire şekli var. O ayna parçası mı, yanık mı? Öyle bir şey gözüküyordu. Tekrar bakalım ona. Şu. Bu şey, süs var, müzikli. Onun çukur hani yapmışlar ki hani orayı şey yapmasın diye. Ha, şu var. Evet. Öyle bir kendi şey. Kendi mi yapıştırmış onu? Evet evet, onu şeylerle yapmış. Ayna türü bir şey ama değil mi? Yansıtan evet. Bir şey o. Çünkü çok eski bir Anadolu geleneğidir evet, ayna da. Evet, zaten bayağı eski. Kendini bil, kendini tanı, vicdana gel. Bak sen suçlusun, suçunu da biliyorsun anlamına gelir Anadolu geleneğinde. Yani varolla ilgili öyle bir derdi var mı söyleyemiyorum. Sen biliyorsun diye yapıştırmış tam karşısına. Seni çok sevdiğim için kaybettim varol. Bu alttaki nedir o görünen? Bu müzik işte, o oraya bağlıydı. Orada çıkıntı var ya şurada. Ha. Orada müzik çalıyor bu. Yani Noel'le ilgili müzik. Yani olur. Geldiğinde mektubu vardır. Açtığında ne tabii. Çalıyordu orada? İşte Noel'le müzik olur ya. Ha, anladım. O çalıyor. Fakat babanla, babanı tekrar kazanmak için yıllarca hep konuştu. Hep konuştu. Baban ama geri dönüş babam yapmadı. Geri dönüş yapmadı. Sorunlardan dolayı, yani yaşadığı sorunlardan dolayı babam istemedi. Ya babam, ben hak veriyorum. Ben de olsam ben de istemezdim. Kötü bir evlilik miydi? Tabii ki de. Annen yani, yüzünden mi? Evet. Çünkü ben de çok dayak yedim annemden. Ne diyorsun? Hortumla döverdi, sigara söndürürdü üstümde. Ya yani, öyle bir hareketleri vardı. Komşulara saldırırdı, şey yapardı. Yani psikolojisi bozuk muydu? Bozuktu. Onu inkar edemem. Peki gerçekten böyle hani teşhisi konacak bir hastalığı mı vardı annenin? Akıl işte o zamanlar mı? Demek ki nasıl diyeyim, hani şimdi şey diyeceğiz ama hani mesela şu anki dönemde olsak mesela götürürdük. O tarihte hani 90'lı yıllarda demek ki öyle bir şey yapmamışlar. Ama şimdi mesela ben yaşasam o durumu direkt alır götürür hastaneye. Yani bu insanın neyi var? Ablan nasıl bir kadın? Ablam da annesi. Karakter olarak? Aynen, annesi. Kavgacı. Kavgacıydı. Saldırgan. O da saldırgandı. Ve kocasıyla 2008'de evleniyorum diyor. Kocası 2009'da boşanmak için onu arıyor ve bulamıyor. Bulamıyor. Yani bir yıl bile sürmüyor evlilikleri. Demek ki ne yaşadılar ki, adam da boşanmak istedi. Kocasıyla tanıştınız mı? Yok, babamı aramış. Demiş böyle abi demiş hani bulamıyorum diye. Babam da demiş hani evlenirken bana sormadın. Şimdi de ben ne yapayım demiş. Ama çok enteresan yani 2008, 12 yıldır. Anne kız, ikisinden de hiçbir haber yok. Yani Esrar gittiler yani. Esrarengiz bir şekilde. Gitti. Peki bu dayının oğlu, sen askerdeyken annem ve ablan öldü diyor ya. Evet. Sonra sen tekrar konuşmaya gittiğinde ben onu öylesine yazdım deyip ortadan kayboluyor. Aynen. Peki dayın yok mu senin? Dayım öldü. Ben küçükken öldü. Anne tarafından hangi akrabaların var? Şimdi dedem öldü. Anneannem de öldü. Teyzen? Teyzem yok. İki kardeşler zaten. Bir abi, dayın. Bir de dayın anne. Da vefat etti. Etti. Dayının tek çocuğu mu var? Yok, bir de kız kardeşi var Leyla adında. Ona ulaştın mı? Yok, onu hiç bulamadım. Onu da çok aradım, onu da bulamadım onu. Bu durumda biz annenin şimdi kız kardeşinin adı Özlem. Fakat boşanmadıysa eğer, halen nikahlıysa farklı bir soyadı var. Evet. Annenin adı ne? Gülşen. Soyadı ne? Başalıcı. Başalıcı. Evet. Yani babasının soyadını evet, kullanıyor evet. Şu anda. Baş alıcı. Peki annenin bir takma adı var mı? Suzan. Suzan diye herkes bilir. Suzan diye biliniyordu. Rize'de oturduğumuz yerde herkes Suzan derdi. Ablan da Özlem. Fakat evlendi. Kocasının soyadını biliyor musun? Yok, Erdem diye biliyorum. Erdem diye hatırlıyorum ama soy ismini bilmiyorum. Soy ismini bilmiyorsun. Dolayısıyla senin soyadını da taşımıyor diye düşünüyoruz. Resmi nikahı yaptığı için. Halbuki
Ersin'e olacak baba soyadı. Evet. Şimdi Suzan olarak bilinen annesi Gülşen Hanım'ın, bunlar tabii babanla evlendiği dönemde. Evet, 85 yılı. 85. 35 sene. 35 senelik fotoğraf. Daha yeni bir fotoğrafı yok elinde. Yok. Bu fotoğraflardaki Gülşen Hanım'ı arıyoruz ama kızı Özlem'i de arıyoruz. Anne kız bir anda ortadan kayboldular. Bu fotoğraftaki de Varol Bey, Gülşen Hanım'ın ya da Suzan Hanım'ın büyük aşkı, unutamadığı. Yani 99'da boşandılar. Evet. 2004 yılında gönderdiği mektupta dahi Varol'a olan aşkını anlatıyordu. Baban evlendi mi sonra? Babam sonradan evlendi. Çocukları var mı? Yok, kardeşi? Şey, yani evlendiği kişinin normal kendi öz çocuğu vardı ama ortak babam, çocukları yok. Yok. Peki sen onlarla birlikte mi yaşıyorsun? Ayrıldılar. Ha, boşandılar onlar da. Ben babamla yaşıyorum. Baban kaç yılında evlendi diğer kadınla? Hatırlıyor musun? 2005. 2005. Bunu annen duydu tabii ki de. Yani 2004. Duydu. 2004 yılında bu aşk mektubunu gönderdi. Yeniden bir araya gelmek için çaba gösteriyordu, barışmak için. Fakat bir yanıt alamadı. Babanla konuşmasına rağmen baban geri dönüşü kabul etmedi. 2005 yılında da baban yeni bir evlilik yaptı. Bu onun üzerinde, hele o yapıda biraz da psikolojisi bozuk bir kadın üzerinde acaba nasıl bir etki yarattı? Yani o mektupta bir intihal eğilimleri gözüküyor. Yani sürekli mezardan bahsediyor, işte ölümden bahsediyor, mezarımı sen kazdın diyor. Yani bir intihar eğilimi var ama kızının da kaybolması enteresan. Bir de o kuzeninizin öldü dedikten sonra yok olması, o hepten enteresan zaten. Olmayacak bir şey o. Yani ona kesinlikle ulaşılması. Sır onda. O sır kuzeninizde onda. Yani. Bir de şu var hocam. Bu kuzen diyor ki ben, kimin mallarını satıp veriyor annene mesela, ne demek istemiş? Ya kendi mallarını satıp annene yok, mi ver? Yok, annemin olan mallarını satıp anneme parasını vermiş. Bir daha da onu aramamışlar. Öyle anlattı. Yani Rize'de... Çok büyük bir para mıymış yok, o zaman? Yok, öyle bir şey değildir. Ne olacak? Parası olsa ne olacak, olmasa ne olacak? Şimdi sana da belli bir düşkünlüğü var aslında. Her ne kadar gelmese görmese de bu mektupta senin o bir gidişin, 9 yaşındaki gidişini söylüyor. Yani beni de kahrettin, gittin, ben çok üzgünüm. İşte sana araba kullanmayı öğreteceğim falan gibi de hayalleri var. 2004 ama geliyoruz 2008 yılına, 4 sene sonra... bu arada babanı aramaya devam ediyor. 2004. Tabii yani bu mektubu... Ablam arıyor, evleneceğim diye arıyor. O arada annen yine babanı arayıp telefonla konuşuyor mu acaba? Onu bilmiyorum ama aramıyordu diyordu babam. Artık aramıyordu. Aramıyordu. Bir iki sefer aramış, ondan sonra da aramamış. Belki baban artık olamayacağını söyledi, tersledi bir şey ama... Baban 2005 yılında evlenince annenin psikolojisi tamamen bozulmuş olabilir. Peki bu dayı oğluna senin... Başka yollarla ulaşma şansın yok mu? Başka hiçbir bilgiye sahip değil misin? Değilim. Hiçbir yerde bilgisi yok. Yani adı ne? Atakan. Atakan. Soyadını şimdilik söylemeyelim Atakan'ın. Dayı oğlu Atakan. Her şeyi sen biliyorsun. Bu anne kıza ne oldu? Şu anda Gülşen Hanım 57 yaşında. Hayattaysa. Ablan Özlem kaç yaşında? 33. 33. 87'li. Büyük senden. Peki 2008-2009'da kocası arayıp ben arıyorum, boşanmak istiyorum. Bu 4 yıl içerisinde ya da 3 yıl içerisinde, 11 yıl içerisinde o kocasına hiç bir daha ulaştınız mı? Acaba bulmuş mu? Boşanmışlar mı? Yok, ulaşmadık. Zaten benim bağlantım yoktu. Babam öyle deyince demek ki, yani bir insan bana da öyle dese, o cevap verse. Hani evlenirken bana sordun mu, boşanırken soruyorsun diye. Ben de aramam. Hayır, belki siz mesela onu aramışsınızdır. Biz de ulaşamıyoruz. Yo, acaba bu arada buldun mu onu diye. Yo, adamın adını hatırlıyor musun? Şimdi damat adı. Evet. Erdem. Erdem. Şimdi buradan Erdem Bey'e de seslenelim. Özlem Hanım'la 2018 yılında evlendiniz. 2008 yılında, 2009 yılında babasını aradınız. Ben Özlem'den boşanmak istiyorum ama bulamıyorum ne kendisini ne annesini diye. Sonra bir daha sizden de ses çıkmadı. 11 sene geçti. Acaba Özlem Hanım'a ulaşabildiniz mi? Annesine ulaşabildiniz mi? Boşanma gerçekleşti mi? Bir de dayısının oğlu. Atakan. Atakan. Atakan'a da buradan sesleniyorum.
Atakan seni buluruz. Yani Gökhan kendi imkanlarıyla bulamamış olabilir ama biz seni buluruz. Sen o zaman askerde olan çocuğa annen ve ablan öldü derken ne demek istedin? Niye bunun şakası da olmaz? Bir de askerdeyken hani neredeyse söylememek için 40 takla atar insanlar. İşte hasta derler, bir şey derler, izin al gel derler. Sen niye böyle bir şey yaptın? Bir de bu maldan mülkten bahsetmişsin. O mal mülk satıldıysa bir para geçti mi Gülşen Hanım'ın eline ve Özlem'in eline? O para için bunların başına bir şey mi getirildi? Olabilir. Şimdi yaşıyor diyorsun ya kayıtlarda. Yaşıyor. Bir insan normal yollarla ölürse zaten bu belgelere geçer. Belgeler geçer. Doğru mu? Doğru. Ancak cinayete kurban gitmesi lazım. Cesetlerinin bulunmaması, saklanması lazım. Bu cinayetin aydınlanmaması lazım ki o insanlar hala yaşıyor görünsünler. Çünkü ölümünü bildirmezsiniz cinayet işleyip de. Tabii ki de. Yaşıyorlarsa diyelim ki baban evlendi, artık babana karşı hiçbir şey hissetmiyor anne. Sen varsın. Ablan da seni arardı. Ben de onu merak ediyorum. Yani sonuçta yaşlı bir insan değil, 33 yaşında. Yani şimdiki döneme bakınca yaşlı insanlar bile internette şey yapıyor yani kullanıyor. 33 yaşındaki bir insan da kullanır. Yani diyebilir yani benim bir kardeşim var. Mesela ben bakmıyor muyum? Bakıyorum ama tabii. Yok. O da bakabilir. Hani yazsa oraya Gökhan Ersin'e diye çıkarım zaten. Bu arada hiç Rize'ye gidip bir araştırma yaptın mı yok, Gökhan? Yok. Ve anne tarafından da hiçbir akraban kalmamış anladığım kadarıyla. Teyzen yoktu zaten. Dayın yok. Vefat etti. Bir de dayının bir kızı var. Bir kızı var, bir de eşi var. Ama onun da nerede olduğunu bilmiyorum eşinin. Dayımın eşi. Dayımın eşi. Nerede bilmiyorum. Onu da bilmiyorsun. Kızının adı ne? Leyla. Leyla. Peki. Bize şimdi bilgi verecek kişiler. Atakan var. Leyla var. Bunlar kardeş ve dayı çocukları. Bir tane işte damat vardı o zaman. Erdem. Erdem vardı. Erdem, bu üç kişi bize bilgi verebilecek kişiler. Peki bir şey soracağım. Hiç görmedin, anneni 9 yaşında gördün. O yaşa ait yeni bir fotoğrafı bile yok. Bunlar ablanla olan evet. İşte ayrılmadan önceki fotoğraflarınız. Niçin arıyorsun anneni ve ablanı? Ne yapacaksın? Diyelim ki yarın biz bulduk ve şu kapıdan girdiler. Ne yapmak için arıyorsun Gökhan? En kötü bir helallik. Helallik. Kötü bir şey için demiyorum. Yok, anladım ben sizi. Helallik. Eğer yaşıyorlarsa bir helallik almak isterim. Sonuçta hani doğmuş, tam büyütmese de işkence yapmışsa bile. Yani bir helallik yani sonuçta. Belki ben ona bir hakkımı helal etmem lazım. Yani yaptıklarından anne dolayı. Ve abla Özlem'i duyuyor musun? Ya açıkçası yani fazla duymuyorum yani. Bir duygun yok mu onlara karşı? Ya çünkü hani görmediğim için hani yedi. Yani ablama birazcık da olabilir de annemi görmediğim için. Ya bazen diyorum hadi anne diyorum, bakıyorum yaptıkları aklıma geliyor. Onları hatırlıyorsun ya. Hatırlıyorum. Onları, yaptıklarını bana. Hepsini hatırlıyorum. Seni hep amcan mı büyüttü? Amcam büyüttü. Amcanın karısı sana anne gibi mi oldu? Çocuklarından hiçbir zaman ayırmadı. Gerçekten. Hiç ayırmadı. Yani öbür çocuklarına ne alıyorsa bana da aynısını alırlardı. Ondan sonra yani sofrenin konu hiçbir şekilde ayırmadı yani. Amcamın çocukları da hiçbir zaman beni şey olarak görmedi, yeğen olarak görmediler. Her zaman gibi değil. Kardeşim. Her zaman kardeşimiz dedi. Her zaman. Baba, beşinci dediler. Baban evlendiğinde bir süre onun yanına gittin mi? Yani evde evet, babamla kaldım. Zaten ben ikinci evliliğinde eşiyle anlaşamamıştım yani. Oğluyla bizi aynı kefeye koymuyordu. Hmm. Ayırıyordu her zaman. Ayrım yapıyordu. Ayrım çok yapıyordu. Ben de zaten istemiyordum. Yani amcanın karısı çok iyi bir kadın demek ki değil çok, mi? Çok iyi. Ya burada amcamın karısı da çok iyi. Zaten yengem ama ben yenge demem. Anne derim zaten. Öyle mi? Anne derim. Halam ablamı büyütmüştür. Halamın yeri ayrıdır. Gülşen Hanım'ın. Hepsinin şeyi var. Hiçbiri sırt dönmedi. Ablanı halan büyüttü. Halanın da mı bir haberi yok? Hiç Özlem'den ve annenden. Şimdi o tarihte 99 yılında annem geliyor şeye boşandıktan sonra. İlk önce şeye gidiyorlar. Kadıköy'e halamın yanına gidiyorlar. Gülşen Hanım'ın yanına. Diyor işte halam hayır, da götürüyor. Şu reklama gitmem lazım da bir soru. Yani 2004 yılında en son ablanı gördü.
Bir daha halan onu da mı, o da mı görmüş? Görmüyor, halam da görmüyor. O da görmüyor. O da peki. Görmüyor. Sevgili seyirciler, veda vaktimiz geldi efendim. Yarın 13.15'te Star ekranlarında yarım kalan hikayelerimizle yine birlikte olacağız. Sizleri de ekran başına bekliyoruz. Kendinize iyi bakın, sevdiklerinize iyi bakın. Sizi sevenlere iyi bakın. Sizi seviyorum efendim. Allah'a ısmarladık.